geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle. Teşekkür ediyoruz efendim. 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinde on binlerce insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan ailesini kaybetti. Milyonlarca insan evini, arkadaşlarını, anılarını, geçmişini, şehrini kaybetti. Ve 85 milyonun yüreği yanıyor. Bu yangın hiçbir zaman sönmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Depremin üzerinden haftalar geçti ve herkes artık bir normalleşmenin peşinde. Peki nedir bu normal? Nasıl bir normalleşmenin peşindeyiz? Yani bu peşinde olduğumuz normal tam olarak ne? Mesela fay hattına binalar yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı vermek normal midir mesela? Veya böyle bir zamanda çadır satmak normal mi? Binlerce insanı göz göre göre ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip, arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim. Böyle bir normal yok. Bu normal değil. Artık biz bu normale dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil, o felaket olmadan önce nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir. Artık normal olan yetki veren kişinin bir işi, işte akrabasına, ailesine, partilisine, ortağına, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır. Atatürk'ün de dediği gibi, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Biz umutluyuz. Biz umutluyuz. Bu normal bir gün gerçekleşecek. Buna inanıyoruz. Ama o gün gelene kadar gördüğümüz bütün hataların üstüne mizah büyüteciyle bakmaya devam edeceğiz. Sizlere ışık tutmaya devam edeceğiz efendim. Çünkü gülmek unutmak değildir. Gülmek yaşatmaktır. Gülmek sormaktır. Gülmek hatırlamaktır. Umarım bu zor zamanlarda, bu çok zor zamanlarda gülmek hepimize iyi gelir. Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz efendim. Efendim bizim bir yarattığımız süper kahraman var. Onun yine bir hikayesini, bir macerasını izleyeceğiz. Bakalım kimlere gidecek, müdahale edecek, bu süper gücünü kimlere gösterecek. Süper gücü neydi onu da hatırlayacağız. Bir görelim efendim. Buyursunlar. Evet sevgili seyirciler şu an. Evet şu an deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesindeki bir çadırımızdan çıktık. Şimdi koridorundan çıktım ben de.
İnanılmaz bir çadır. Gerek konforu olsun, gerek büyüklüğü. Harika, müthiş. Evet, bir depremzedemiz geliyor bu arada. Merhabalar. Merhabalar, ne güzel. Yemeklerimiz de böyle çok güzel. Harika ya, ne kadar güzel değil mi? Keyfimiz yerinde diyebilir miyiz? Diyemeyiz beyefendi ya. Deprem yaşadık biz. Sevdiklerimizi, hayatımızı, şehrimizi kaybettik. Ama tabii. Buna rağmen tabii ki pozitif oluyoruz değil mi? Ne güzel. Böyle yemeğimiz önümüzde ha? Harika değil mi? Böyle mis gibi açık havadayız ha? -6 derece kardeşim. Şuradan gelene kadar suyum dondu be. Soğuk suyun da tadı bir başkadır değil mi? Harika, çok güzel. Böyle açık havada müziğimiz de var. Ne kadar güzel. Her şey harika ya. Ya kendinizi böyle çok şanslı hissetmelisiniz. Evet, gerçekten şu anda biraz şanslı hissediyorum kendimi. Evet, gördüğünüz gibi depremzedelerimiz ellerinde sıcak yemekleri, 2+1 çadırları. Gerçekten her şeyiyle çok rahatlar. Depremi adeta yaşamamış gibiler. İnanın öyle. Burada her şey harika. Her şeyden fazlaca var. Teşekkürler Cahil Savar. Şu günlerde en çok sana ihtiyacımız var Cahil Savar. Umarım tutuklanmazsın. Arkadaşlar hijyenik pedlerle çocuk bezlerini şu tarafa alıyoruz. Ay pardon. Pardon, yardımları buraya mı koyuyoruz? Ben yardım getirdim de. Yardımım var. Hanımefendi tamam, ben alacağım, böyle alayım ben onları. Tabii tabii, çok güzel yardım şeyleri getirdim. Tamam, şöyle zaten şimdi biz ihtiyaca göre kolilediğimiz için benim onları bir açıp bakmam lazım. Tabii tabii, bakın hepsi çok güzel. Tamam, şöyle bir açalım. Biblo getirmişsiniz hanımefendi. Aynen, evde fazlaydı, işime yaramıyordu, getirdim. Abiye elbise getirmişsiniz sanıyorum. Gecelik getirmişsiniz hanımefendi, teşekkürler. Bunlar bir takma kirpik getirmişsiniz. Bir adet hasır şapka, çok gerçekten yerinde olmuş. Topuklu ayakkabı getirmişsiniz hanımefendi. Ve hanımefendi siz tablo getirmişsiniz ya, tablo. Sizce bunlar acil ihtiyaç olabilir mi? Ya evde fazlaydı, işime yaramıyordu, getirdim. Bunlara da ihtiyaç var sonuçta yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle acılı bir günde müzik çalıyorsunuz. Ne kadar duyarsızca ve saygısızca. Biz çalmıyoruz efendim. O çalıyor. Ya kim çalıyorsa çalıyor, bana ne? Ay bu ne ya? Ay bu çok güzelmiş ha, yumoş yumoş. Bir şey söyleyeceğim, siz bunu kullanmıyorsanız ben bunu alabilir miyim? Ya isterseniz gecelikle de böyle değiş tokuş yapabiliriz. Ya ben evde film falan izlerken bunu üstüme sererim. Çok güzel, sıcacık tutar. Alıyorum ben bunu, sağ ol. Nasıl? Mesai yapacak bu adam da. Of ya. Of. Ne oldu? Asrın felaketi resmen ya.
Çok büyük deprem abi. Deprem mi? Lan aptal aptal konuşma bilim adamları gibi. İşin aslı ne abi? Arp. Abi iyi misin? Soda getireyim mi? Lan ne sodası oğlum? Bu işte o deprem teknolojisinin adı. Arp. Kim yapıyor? Niye yapıyor abi? Tabii ki Amerika. Tabii. Birazcık İsrail. Azıcık da İngiltere at, al sana yapanlar. Abi yani çorba tarif verir gibi düşman tarifi verdin ya. Sapsın. Sap Fikri. Hafızanı zorla. O Amerikan gemisi. Buralarda ne arıyordu? Hı? Ne alaka? Ne alaka oğlum? Deprem yapmak için. Nasıl yapıyorlar bu depremi ya abi? Sinyalizasyon. Hı? Radyo frekansı. Şimdi bunların gemisinin kazan dairesinde gizli bir uydulama sistemi var böyle. Uydulama sistemi. Oradan radyo frekansını oradan salıyorlar ve fayı tetikliyorlar. Selahattin abi şu müziği kapatır mısın? Bilim konuşuyoruz burada. Abi, yani bu radyoyla fayı nasıl tetikliyorlar? Oğlum cahil misin? Ne radyosu lan? Frekans diyorum sana, frekans. Doğa filan değil oğlum bu ya. Tamamıyla Amerika. Şöyle bak ya. Olabilir aslında. Önce de mantıklı geldi ya. Bak. Amerika'ya bak, biz de ne istiyoruz? Vay be. Hadi şunları yardım toplama merkezine götürelim. Hadi gel. Tamam, siz gidin. Ben burada evden sosyal medyadan yardım yapıyorum. Yok ya. Sosyal medyadan ha. Ne yapıyorsun? Ünlüleri çağırıyorum baba yardıma. Aferin lan. Nasıl yapıyorsun onu? Bak şöyle yapıyorum. Şimdi Tarkan'ın sayfasındayım. İlk Tarkan'ı çağırıyorum. He. Tarkan. Neredesin? Şimdi Beyaz'ı çağıracağım bak. Beyaz. Neredesin? Şimdi bir de Murat Boz'u çağırıyorum. Murat Boz. Neredesin? Alo. Efendim kanka. Yok kanka, ben bugün evdeyim. Ya baba. Hı. Çıkarken müziği kapatır mısın? Aşırı rahatsız ediyor beni ya. O müzik değil oğlum. Neymiş? Birazdan görürsün. Neymiş? Neyse ben çıkayım da bari gözüm görmesin. Ne diyorsun baba, kafamı karıştırıyorsun ya? Allah Allah, ben devam edeyim. Can Bonomo. Neredesin? Ali Sunal. Neredesin? Kutsi! Baha!
Evet efendim, bölgede yaşanan zorlukları, yaşam mücadelesini biliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi evet, büyük bir felaket oldu. Hepimiz bunun farkındayız. Fakat biraz da pozitif tarafından bakmak lazım. Bugün bölgeye hayırseverler tarafından 1 milyon adet kot pantolon bağışlandı. Yani bu oldukça önemli bir şey. Pozitif tarafından bakalım. Yani üretimimiz devam ediyor. Kotların hepsi taşlanmış ve mavi. Bu önemli. Yani üretime devam ediyoruz. Evet. Efendim, on binlerce insan hayatını kaybetti. Evet. Sizce konu üretim stratejimiz mi bizim? Ya tabii ki değil. Ama üretiyoruz. Yani durduramıyoruz. Hayvan gibi üretim var. Yani deliler gibi üretiliyor. Bugün 1 milyon tane daha küvet mesela üretim. Bak mesela biri müzik üretmiş, ne güzel işte. O müzik üretilmedi de siz acaba biraz dikkat mi etseniz, hani üretmekten bahsetmeyerek efendim? Ya hadi ben bahsetmeyeyim, ben kapattım konuyu, bahsetmiyorum ama üretim devam ediyor. Durduramıyoruz, deliler gibi bir üretim var ya. Efendim, ülkemiz deprem de üretiyor. Ne güzel söyledin bak, üretken bir ülkeyiz, deprem de üretiyoruz. Güzel. Efendim, bölgede battaniye yok deniyor. Ya şimdi bak, onu söylerler, o önemli değil. Ah, battaniye dedin, battaniye geldi. Ah, nasıl diyor? Hemen bir battaniye üretin. Bak, sahille sohbeti kestim. Sahille sohbeti kestim. Arkadaşlar, yine bitiremedim röportajı ya. Merhaba. Merhaba. Ben bir açıklamada bulunmak istiyorum depremle ilgili. Ha, buyurun efendim. Mağdur musunuz? Evet. Hem de çok. İnanılmaz mağdur. Bir soru soracağım. Buyurun. Mesela ben bir fırın olsam, 100 tane de ekmek yapsam ama bunlardan 4 tanesi yanmış olsa beni hapse atar mısınız? Atmayız tabii. Evet. Tam da böyle bir şey yaşıyorum şu anda işte. Neredeyse aynı. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Müteahhit. Yani 4 binanız yıkıldı, öyle mi? Ama 96'sı da ayakta. Harika değil mi? Değil efendim, değil. Yani ekmekle bina aynı şey mi? İçerisinde can var onların ya. Ama bu detaya takılmayın lütfen. Ayrıca bir binamız da 2. depremde düzeldi. Onu listeden çıkartıyorum. 3 binamız yıkılmış oldu yani toplamda. Al abi bunu. Al. Al. Sevgili seyirciler, Cahil Savar işini düzgün yapmayan bir müteahhiti daha moloz taşır gibi aldı ve gitti. Bize cahilliğin ne gibi sonuçlar açacağını bir kez daha göstermiş oldu. Umarız Cahil Savar'ın derdest edecek tek bir cahil bile bulamadığı bir sahil kasabasında huzur içinde yaşlandığı günleri de görebiliriz. İyi akşamlar. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk yemeği adı değildir? Kadın budu, hanım göbeği, dilber dudağı. Acaba Türkiye'de kadın mı yeniyor? Felsefe dersi. Günter, ich bin Spudus, Alexander Pass. Daha öğrenecek çok şeyim var Günter, artistik yapma. Benim meslek bu, ben caz piyanistiyim. Tamam, caz yapma birader. Ne oluyor ya? Türk insanlarda yardım seviyedi. K.U. Disco, Hezman derler. Onlar dersen çok şey yapma, başına iş alırsın.
dediğimiz canlandırmada bir insanın sırtına neden vuruluyordur? Başkasının arabaya vurdu kaçtığı için. Maalesef yanlış bahsediyoruz. Adana'da 6 milyar dolarlık jelibon bulundu cümlesini kim söylemiştir? Bu çok mantıksız. Sen şaşırıyorsun, biz bunu yaşıyoruz ha burada, tamam mı? Çok bela bir arkadaşımız var. Bir yardım talebine cevap veriyor. Bir teyzemize yardım edecek. Onu bir beladan kurtarmaya çalışacak. Bakalım bu macerasında başına neler gelecek, izleyelim efendim. Buyursunlar. Oo. Dükkan güzel, gayet de büyükmüş Mehtap teyze. Beğendim. Abim nasıl beğenir biliyor musun? 3 gün oruç tutmuş adamın ilk beğendiği yemeği beğendiği gibi beğenir. Yeni gelinin evine yeni aldığı koltuk takımını beğendiği gibi beğenir benim abim. Vallahi çocuklar, dükkan çok güzel, büyük, geniş ama yani gerçekten hakkımı yiyorlar bu dükkanda ya, bildiğiniz gibi diye. Yedi bela Hüseyin'in mahallesinde hiç kimse sevdiklerinin hakkını yiyemez. Ben adamı aldığı nefese muhtaç bırakır, haysiyetini iflasa sürüklerim. Ay canım benim, yap yap. Elinden geleni ardına koyma Hüseyin'im, yedi belam benim. Ay canım benim, adam tutturmuş sana efendim %25 zam yaparım. Hayır diyorum ya, tefe tüfe istiyorum, en az %80 zam istiyorum diyorum. Yok, beni dinlemiyor. Git dedi, ben dedi, kime dedi şikayet edersen et dedi ya, böyle bir şey olabilir mi? Devlet de tabii bunları koruyor, en fazla %25 yapabilirmişim falan. Baktım kanunlarda bunlardan yana, en iyisi dedim, ben dedim yedi belama geleyim. Yedi belam çözer bu iş dedim. Ona rica edeceğim, bütün bana söylediği lafları yedir çocuğum. Abim nasıl yedirir biliyor musun? Bir annenin evladını ilk emzirdiği gibi yedirir. Uyanık forvetin hakeme penaltıyı yedirdiği gibi yedirir benim abim. İnşallah, inşallah. Yedirsin vallahi. Oh. Ya ben böyle bir şey görmedim. Benim 7 tane kiracım var. Oh. Hepsine çaktım tefe tüfeği. Oh. Bir bu arıza çıkarıyor ya. Mahallenin etkili servisi olarak biz o arızayı çözeriz Mehtap teyze. Sen endişe etme. Ne iş yapıyor bu lavuklar? Vergi levhası da var. Vallahi hiç anlamadım ki yedi belam ya, ne iş yaptıklarını. Ama geldiler dükkanıma çöktüler ya. Sen merak etme, merak etme. Dökeriz onların GBT'sini. Çözeriz her türlü sorunu. Nerede bu lavuk? Şşş, alo! Kimse yok mu? Hop! Buyurun, ne vardı? Kime istersen şikayet et diye. Bak ben seni kime şikayet ettim? Yedi belam geldi. Seni şimdi ağzının payını verecek. Ayvayı yedin. Otur. Bir kontrol edelim bakalım. Senin arızan neredeymiş? Abim nasıl kontrol eder biliyor musun? 100 bini gelmiş arabanın motorunu kontrol eder gibi kontrol eder. 40 yaşı geçmiş erkeğin prostatını kontrol... Mustafa! Ya tamam. Şu kapıyı kapat bakayım. Lan oğlum, anahtarı niye yuttun ha? Abi senin girdiğin yerden senden habersiz çıkış olmaz abim benim. Hüseyin. Çocuğum sen bunu nereden buldun ya? Ben bile korkuyorum, manyak bu. Al bakalım aslan. Nedir bu? Azrail'le sözleşmen. Kaç yıllık olacağını sen karar vereceksin. Şimdi Mehtap Hanım teyze, biz seninle konuştuk. %25 zamda anlaştık. Ben de ödedim. İstersen daha fazla zorlama. Neyi anlaştık be? Neyi anlaştık? Zorlarım tabii. Allah Allah, ben diyorum sana en az %80 istiyorum. Tefe tüfe istiyorum. %25'i kabul etmiyorum. Laga luga değil. Tefe tüfe. Anladın mı? İmzala lan. İmzala. İşlem tamam abi. Hepsini iyice kırdınız mı? Hepsini kırdık abi. Kırılmadık, bir tane bile bırakmadık. Nefessiz bıraktınız mı güzelce? Bıraktık abi. Yarına gömeriz. İstersen şimdi de gömebiliriz. Yok, parçaları ayırın, paket yapın. Acısını iyice çeksin. Tamam abi. O zaman biz aşağıya inip diğer varillerin asitlerini ayarlayalım. Bu arada yeni gelen 3 kişi için aşağıya varil hazırlattım abi. Aferin. Hadi oğlum, siz gidin. Ne diyordun? abi şöyle. Abi diyorum ama adınızı bilmediğim için. İsmail. İsmail abi. Olay şöyle. Mehtap...
Mehtap teyze dedi ki, bu dedi kira sözleşme işi var dedi. Yaşlı kadın hani malumun. Yardımcı olmamızı istedi. Bir tane de kırtasiyeden böyle bir sözleşme almış garibim. Hani dedik bunu doldurmuşsun. Biz de dedik ki hani insanlık ölmedi yani sonuçta Mustafa'yla dedik hallederiz. Doldurduk verdik. Gözleri görmüyor. O da dedi ki aman illa dedi siz de gelin dedi benimle. Kiracımla da tanışın dedi. Çok iyi insan dedi sizi öve öve. Sen ne diyor be? Ben kime iyi insan dedim? Ben buna mı iyi insan diyeceğim? Ya çocuğum ben sana geldim dedim dükkanıma çöktü dedim bu hırsızlar dedim. Sen de demedin mi? Hiç merak etme Mehtap teyze. Ben o şerefsiz... Yok öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Bir olayları topla kafanda lütfen. Demans. Öyle bir şey olmadı. Mehtap teyze adamı hasta etme. İnsanların kemiklerini kırıyorlar, barile koyuyorlar. Lütfen bir sakin. Ne diyorduk abi biz? Şimdi kardeşim ben içeriye gideyim. Devletin bana vermiş olduğu %25 hak üzerinden yazmış olduğum sözleşmeyi getireyim. Siz de imzalayın. Bu kadını da alın gidin. Tamam. Sensin bu kadın be! Tamam. Sensin bu kadın! Sen kime bu kadın diyorsun ya? Yok. Ya ama yeter artık yeminle sen benim tansiyonumu, şekerimi, her şeyimi çıkarıyorsun. Buraya kadar geldi senin Allah cezanı versin ya. Keltoş! Allah kahretsin seni be! Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çocuk senin hakkından gelecek. Sen biliyor musun bunun kim olduğunu? Biliyor musun? Ben onun için buna şikayet ettim seni. Yedi bela bu yedi. Anlat ulan. Bak. Anlat. O kim çok... olduğunu anlat öğrensin! Sen kimsin kardeşim? He hadi. Koçum. 1981 İstanbul doğumluyum. İlk ve orta öğretimi Bahçeli Evler İlköğretim Okulu'nda okudum. Lisede Yeditepe lisesi... Kes lan! Abim nasıl keser biliyor musun? Usta aşçı gibi böyle jülyen jülyen keser. Mustafa! Öyle bir sus ki duvarlar kıskansın oğlum. İsmail abi, bey abi, siz nasıl uygun görüyorsanız o sözleşmeyi şey yapın. Onu bir gelince bir imza şey yapalım hemen. Tabii. Kaçın oğlum, çabuk kaçın lan buradan. Oğlum, Allah'ım ne var lan? Çok var hadi. Lan şeydi. Allah senin belanı vermesin lan. Anahtarı yuttur şov yapacağım diye. Nasıl çıkacağız biz şimdi? Ne yapacağız burada? Ya oğlum ne oluyor? Gördün hemen tırstın ya. Bir şeyler oldu sana. Ne oluyor ya? Ya insanları bak ben sana ne diyorum? Kemiklerini kırıyorlar, barile atıyorlar diyorum. Senin hala neler söylüyorsun ya? Bu adamların ne iş yaptığı belli değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o tefe tüfeği almadan buradan hayatta gitmem. Ne oluyor be? Sonunda ölüm yok ya. Var. Sonunda ölüm var. Bak bunun içinde adam var. Aşağıda 3 tane daha varil hazırlanıyor. Tahmin et kimin için? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Burada inanılmaz zeytin var ha. Buyurun gelin beraber gömelim. Zeytin mi? Ha? Hatay kırma zeytini. Salamura. Kırdınız mı? Varile koydun mu? Acısını bastın mı, gömdün mü he? Ulan yedi bela, nasıl yedim ben bunu ya? İşte görüyor musun? Varil varil zeytin satıyorlar ama bana zam yapmıyorlar. Hakkımı yiyorlar be çocuğum. Senin hakkını yedirmeyeceğim. Değil %80, %100 zam yapacağım. Sen işte %200 olsun. Yedi bela adamın nefesini keser, nefesini. Abim nasıl nefes keser biliyor musun? İç çamaşırı defilesi gibi nefes keser. Ay, kainat güzelinin cüretkar pozları gibi nefes keser benim abi. Mustafa, benzetmelerin beni çok kıllandırıyor oğlum. Şunları bir süzgeçten geçir ya. Düşüneceğim abi, tamam. Buyurun sözleşme, imzalayın gidin. Bak bir sürü önemli işim var. Ne işim var lan? Ne işim var? Ha? Zeytin mi kıracaksın? Kimyon mu ekeceksin üstüne? Pul biber mi ekeceksin? Bizden daha önemli ne işin var lan? Allah'ım şükürler olsun yedi belam geri döndü ya. Şimdi sen göreceğin gününü imzalayacaksın sözleşmeyi duydun mu beni? Bana bak imzalayacaksın. Oğlum bana bak bu sözleşmeyi imzala yoksa sana bunu yediririm. Yediririm. Abi zeytinlerin içinden 2 tane el çıktı. Vallahi adamlar var ya malzemeden kaçmamış elleri bulmuş ha. Ben söylediğim her şeyi de bununla beraber yiyorum. Buradan tatlı tatlı ayrılıyoruz biz gidiyoruz. Onun için saygılarımızı sunuyoruz size.
İyi günler dilerim efendim. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çok fazla şeye şahit oldunuz. Sizi biraz misafir edeceğiz. Vallahi size ayak bağı oluruz. Hiç gerek yok ya. Biz gidelim. Otur lan. Abim nasıl oturur biliyor musun? Böyle öğretmeninden azar yemiş gibi oturur. Babası haber seyrederken yaramazlık yapıp böyle kafasına şamar yemiş çocuk gibi oturur benim abim. Başlarım abine de sana da. Tabii ki abi, ne demek? Bak içeride bir iki işim kaldı. Onu halledip hemen geliyorum. Sonra konuşuruz. Abi! Şu gümüş kurşunu geçirme yazdığı giymen gerek. Kalbimi yerinden sökmedikleri müddetçe savaşmaya devam edeceğim. Ercüment nerede? İçeride abi, dönüşüyor. Biz de o işi halledelim. Zeytin, gümüş, kurşun, dönüşmek. Oğlum bunlar ne iş yapıyor lan? Oğlum çok biz papiçiliğe geldik Niza. Derdimiz çok büyük. Hüseyin ne oluyor be oğlum? İki tane el kol gördün diye hemen fıstı yine. El kol dediğin atari kolu değil, insan kolu. Hepsi senin başının altından çıktı zaten. Şu ekonomik ortamda %80 zam istenir mi ya pis yaşlı? Abim nasıl tırsar biliyor musun? Böyle gece karanlığında akrabasının ters ayakları görmüş gibi tırsar. Böyle inli cinli korku filmi seyrederken kapı kırılma sahnesinde tırsar gibi tırsar abim benim. Ama aa, bu kadar olmaz ama ya. Yemin ediyorum. Kapıyı da kırdılar. Depozitodan keseceğim bunu be. Ya ne kıymetli dükkanı varmış. Yaptırırız kapıyı, sus. Aman. Aman. Uyanırım, aman. Bunlar normal insan. İyi insanlar. Bunlar insan değil. Ya, sizden başka insan var mı? Var kardeşim, var. İsmail var. O kertoş var, bir tane kertoş. Ya çocuğum, sana anlatamam ya. Hakkımı yiyor ya benim. Dükkanıma kondu herif. Ya diyorum en az tepe tüfe istiyorum, %80 zam istiyorum diyorum, %25 yapıyor. Burama kadar geldi ama anlatmak zorundayım. Gerçekten çok sinirlendim. Yani böyle bir şey olmaz. Yaşlı kadının ben hakkımı yiyor ya. Kan emici vampir. Sen ne anlatıyorsun teyze? Sal ya, sana aka aka ya. Al sana vampir. Ana! Aha birileri geldi. Zeytinciye bak lan, kurt adama dönüşmüş. Ya Mehtap teyze, şu malını kiraladın adamlar bir araştır ya. Siz ne arıyorsunuz burada? Ha? Taze yemek. Anam! Anam! Afiyet olsun, afiyet. Afiyet olsun. Emcikliyor. Aman. Sizden bir şey olmaz. Ben İsmail'i bunlara söyleyeyim. Tefe tüfeği bunlar alsın. Bunlar iyi. Mehtap teyze, adamı kutu meyve suyu gibi emciklediler burada. Sen hala tefe tüfe diyorsun ya. Ya TÜİK bile bu kadar peşinden koşmadı tefe tüfenin. Ya hadi bunlar onlar oyalanmışken hazır biz kaçalım. Hadi şuna. Hadi. Hadi durun. Ne oldu ya? Nereye gidiyorsunuz? Nüfus müdürlüğüne. Benim randevum bugüneydi. O yüzden acil gitmem lazım. Çünkü eğer bunu kaçırırsam 3 ay sonrasına randevu veriyorlar. Sonra işte ara, organize olur. Ondan sonra bir süre iş verin. Geçeri! Evet. Siz de kapıyı lehimleyin. Kimse dışarı çıkmayacak. Yanlış mı duydum? Lehim mi dedi o? Ya baba! Çizilecek şimdi. Boya lazım o kapıya. Ya ben boyatırım. Sus be kadın. Demek buradasınız ha? Zamanı geldi. Ya sizin soyunuz ya bizim soyumuz. Ya bu kadar fantazya bağcılara çok. Kardeşim nerede? Hak ettiği yerde. Parça parça seni bekliyor. Aa, inanmıyorum.
bu bunun kardeşiymiş biliyor musun? Ya, dur ama bacım bir şey söyleyeyim. Senin kardeşini var ya şunun içine koydular, salamura yaptılar. Ha, sizin de bir eleman vardı ya. Onu da şurada kutu vişne suyu gibi üplettiler. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? İki kadim ırkı birbirine mi kırdırmaya çalışıyorsun? Oğlum bak bu senaryoda zararlı çıkan biz oluruz abi, karışma. 1200 yaşındayım. 1200 yıldır bu anı bekliyorum. Ne? 1200 mi? Ay ben yandım. Kontrata göre 10 yıl daha dükkanda bu. Ya adam 1200 yıl yaşındayım diyor. Sen kontratın süresine mi? Ben delireceğim artık ya. Bu bak, kafamı kontrol edemiyorum ha ben artık. Efendim bu arada özür dilerim. Ortamın gerginliğinden yüz vurarak soruyorum. Ya hocam, kurt adamsınız. Orta çağdan beri varsınız. Niye devletin verdiği kira oranı ya? Olan sonunda bize oluyor çünkü. Hayır, beni insan zannetmeleri gerekiyordu. Yani gizlenmek zorundaydım. Bir sürü düşman var. Tabii canım, ercüment adında kurt adam olmaz yani normalde değil mi? Evet. Kes lan. Tabii abi. Asıl sen kes lan. Sonun geldi. Pis cimri. Ben senin 1500'lü yıllarını da biliyorum. O zamanlar da hancının anında kalırken geceleri kurt adam olup uzuyordu. Bak 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 abim, bakar mısın ya? Neyse kurt adam değil, çakal mı, çakal? Sonun başlangıcı şu anda geldi. Asıl senin sonun geldi. İnşallah ölürsün sen, inşallah ölürsün de. Ölürsün, o sözleşme de inşallah boşa geçer. Tamam. Anladın mı beni? Dükkanımı istiyorum ben. Teşekkürümü istiyorum. Sakin ol. Bir saniye, bu kadar şey olmuşken ben bir şey soracağım yalnız. Hani filmlerde hep görüyoruz, vampir gelip insanı ısırdığında hani vampir oluyoruz ya. Kurt adam gelip bizi ısırdığında kurt mu oluyoruz, adam mı? Ulan! Şu ümmeti kıyamet ortamında aklına bu soru mu belirdi? Mustafa, Allah aşkına otur oğlum. Dikkat çekiyorsun, millet birbirine kıracak ya. Kısırdı, arada sıkıştı. Efendim kusura bakmayın, böldük. Sorum daha benim olacak. Bir sorum daha var benim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aklıma geldi. Kurt adamla vampir birlikte olursa çocukların olur. Kumpir olur Allah'ın belası. Kumpir olur ya. Ya seni boğazına. Şunları karıştırma. Adamlar ya bu da. Efendim çok özür dilerim. Çocuk kusura bakma. Zamanı geldi. Artık bu işi bitirelim. Hadi inşallah ölürsün. Hadi bitirin bu işi inşallah. Ya bu nasıl bir dükkan sevgisiymiş ya? Vallahi bıktım artık, yeter. Ya şurada iki ölümcül ırk birbirini kırmak üzere. Takıldığı şey kira sözleşmesi. Vallahi çok mahcubum size karşı. İşte hav hav. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk yemeği adı değil? Kadın budu, hanım göbeği, dilber dudağı. Acaba Türkiye'de kadın mı yeniyor? Felsefe dersi. Günter, ihbiş, podes, Alexander Pats. Daha öğrenecek çok şeyim var Günter, artistik yapma. Benim meslek bu, ben nasıl piyanesiyim? Tamam, caz yapma birader. Ne oluyor ya? Türk insanlarda yardım seviyedi. Can you disco, hezman derler. Onlar dersen çok şey yapma, başına iş alırsın. İzlediğimiz canlandırmada bir insanın sırtına neden vuruluyordur? Başkasını arabaya vurdu kaçtığı için. Maalesef yanlış biliyoruz. Adana'da 6 milyar dolarlık jelibon bulundu cümlesini kim söylemiştir? Bu çok mantıksız. Sen şaşırıyorsun, biz bunu yaşıyoruz ha burada, tamam mı? Biz bir arkadaşımızın iş yerine gideceğiz, konuk olacağız. Bakalım orada neler yaşanıyor. Bugün izleyelim. Buyursunlar. Ya
Selam. Kolay gelsin. Çalışıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Güzel. Güzel. Çalışın tabii. Çalışın. Nazlı Hanım, ne o elinizdeki o kocaman şey? Ne o? Mouse. Ha, mouse. Güzel. Ne yapıyorsunuz onunla, mouse'la? Tıklıyorum. Tamam. Güzel, tıklayın. Bol bol tıklayın. Tıklayın, tıklayın. Nazlı Hanım, sanki biraz az tıklıyormuşsunuz gibi geldi. Dosya açmak için iki kere tıklamam yetiyor Paşa Bey. Ne yapabilirim ki başka? Tamam, bir şey demedim ben. Yardımcı olmak maksadıyla şey yaptım yani. Hayırdır Kudret? Ayı mı oynuyor bu dosya? Ekranın orada ya. Niye bakıyorsun buraya? İşinin başına döner misin lütfen? Dön işinin başına. Paşa Bey, siz biraz gergin misiniz? Yok, niye ya? Size zam yaptım diye niye gergin olayım? İyiyim. Ben öyle bir şey demedim ki. Hak ettiniz. Hak ettiniz canım. Yaptım yani. Yapacaktım zaten. Her birinize yaptım. Yüzde bayağı bir şey yaptım yani. Bu arada hepinize yaptım. Kaç kişiydik biz bu arada? 15 efendim. 10, 15. İyi. Hepinize yaptım işte. Hadi. Güzel güzel çalışın. Kolay gelsin. Hadi güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Salınacak mı bu? Sandalye ya bu. Kafam buralara kadar inip inip geliyor ya. Oradan gördüm de geldim. Amacın nedir yani? Sandalye ya bu. Kıracaksın bunu. Kırılırsa ne olacak? Kim alacak? Kim alacak söyleyeyim ben. Ben alacağım. Niye? Çünkü ben patronum. Patron ne yapar? Alır. Patron sadece alır. Ama kimse sormaz patrona. Patron param var mı? Durumun var mı? Patron sadece alır. Ben her şeyini alıyorum bu şirketin. Sıvı sabun alıyorum ya ben. Sıvı bastığın sabun var ya, onu bile ben alıyorum yani. Hayret bir şey. Masrafların arasına bile sandalye ekleyemem ben. Kaldıramam bunu, anlıyor musun beni? Tamam ya, durdum. Aferin, sağ ol. Tamam, siz işinizi başla. Ben sana bir şey olacak diye şey yaptım. Kusura bakma biraz. Oğlum, düşüyordun, kafan şuraya değiyordu. Oradan geldim senin için. Yoksa benim ne derdim olabilir ki yani? Hadi çalış, tamam. Pardon. Paşa Bey. Pardon. İçimden geldi. Daha çok dışarıdan bir hisle yapmışsınız gibi geldi bana ama. Müferdi içim ya. Şey Paşa Bey, acaba siz bize zam yaptığınız için biraz gergin olabilir misiniz? Nazlı Hanım, hayır, ne alakası var ya? Yapmak zorundaydım. Hakkınız olan zammı yaptım yani. Yani bu temel ihtiyaçlarınızı karşılayın diye yaptım. Yapmasaydım çok kötü olurdunuz. Yapacağım tabii ya. Ya patronum ben. Bu şirketin patronu benim. Aha. Bu ne be? En son çıkan değil mi bu? Bu en son çıkan kimin bu telefonu? En son çıkan bu. Şu reklamlarda gördüm. En son bu. Kimin bu? Benim, benim Paşa Bey, benim. Yani siz zam yapınca dayanamadım. Gittim aldım. Nasıl ya? Ben 5 nesil altını kullanıyorum ya. Yani temel ihtiyaç diye zam yaptım. Gittim bunu mu aldın Ozan? Millet çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek diye kendimi avutuyorum zam yaparken. Gittim bunu mu aldın? Patrondan iyi telefon kullanmak nedir ya? Nasıl bir fantezi bu? Bunu niye? Ulan yoksa çok mu zam yaptım ben? Fazla mı zam yaptım? Ya Paşa Bey, yani benim çoluğum çocuğum yok yani. Ben dayanamadım git. Ya taksit de aldım Paşa Bey. Ona bile hakkımız yok mu şu hayatta ya? Tamam. Kusura bakmayın. Buyurun. Alacaksın tabii. Heves etmişsin, almışsın yani. Sağ olun. Ozan, ben yüzde kaç yaptım sana? %50. 50. Ha. Güzel. Güle güle harcın. Sağ olun. Koç. Aslansın sen. En sağ çok ol. Seni severim, biliyorsun değil mi? Sağ ol. İt. İt. Biraz it bunu şöyle. Rahat otur. Rahat otur, hadi. Evet. Paşa Bey, buyurun. Tavşan kanı çayınız geldi. Afiyet olsun. Merhaba. Sağ ol Ercü, sen ne yapıyorsun? Bu çay aynı Ercü. Neyle aynı efendim, anlamadım. Zamdan önceki çayla aynı bu çay.
Ben sana yüzde kaç yaptım? %50. Demek maaşın %50 daha iyi oldu. Peki bu çay %50 daha iyi mi? Bir de tavşan kanı diyorsun. Ne yapayım efendim? Zam aldım diye ejderha kanı mı yaptım? Bana bak. Bana öyle yüksek yüksek yerden konuşma. Ejderha kanı olacak bundan sonra çaylar. Tamam. Ejderha kanı yapacaksın, tamam mı? Ben böyle aynı çaya fazla para verince kötü hissediyorum kendimi. Anla beni de. Yani şey, karanfil atayım bundan sonra. Ne atarsan at, ister bergamot at, ister karanfil at, istersen içine tükür, istersen git işe bir yerde, beni ilgilendirmiyor. Bana aynı çayı getirme. %50 daha iyisini getir bana. Tamam efendim, tamam. Sizlere de çay getireyim mi? Yanına da böyle küçük kurabiyeler koyarım. Vay abi ya. Masrafı hisseder. Masrafı arkadaşlar, çocuklar, çocuklar. Ya çok yiyip içmiyor muyuz? Hı? Nedir bu tüketim çılgınlığı böyle? Kurabiye mi çılgınlık? Nazlı Hanım, isimlendirmeyelim yani de. İnanın sağlığınız için diyorum yani. Sizi düşündüğüm için diyorum. Çok iyi içiyorsunuz. Çaydır, kahvedir. Çarpıntı yapar Allah muhafaza. Günde bir tane, bilemedin iki tane yeter yani. Öyle mi? O zaman ben çay getirmiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Ya tamam, yemek zamanı zaten. Vakti geliyor. Çayı o zaman içeriz. Boş ver. Ya yemek dendi de aklıma geldi. Geçenlerde bilimsel bir makale okudum. Çok aşırı bilimsel bir makale. Diyor ki makalede, evde yapılan yemekler dışarıda böyle şirketlerde falan yenen yemeklerden çok daha sağlıklı diyor. Ben demiyorum, tabii. Bilim diyor yani. Tabii tabii, tabii canım. Evde aynı yemek kimse yok. Hangi yağlı pişiriyorlar belli değil ya. O şey yapıyor. Allah beni Allah. Rahatsız ediyor, biliyor musun? İyi tamam, iyi madem. Tamam o zaman. Olur tamam. O zaman şey yapalım. Sağlıklı yemek yapın evinizde. Şirket yemeklerini kaldıralım. Süper fikir. Olur, bana uyar. Ha yok, olmaz. Paşa Bey, zaten bizim mesai saatlerimiz çok uzun. Yani eve gidip yemek yapacak vakit yok. Ama işten bir saat erken çıkarsak o zaman olabilir tabii. Evet, neden yani olmaz? Bir saat sonra yiyemiyorsunuz tabii, değil mi? Ama Paşa Bey, yani servis dağıta dağıta gittiği için zaten yol uzun sürüyor. Ozan, bu zeka küpü ya. Doğru söylüyor bak. Yahu servisler gündüz akşamınız perişan oluyor. Tamam. Kaldırıyorum servisleri. Herkes kısa yoldan kendi evine ve şipşak gidiversin. Güzel fikir. Oldu. Nasıl bir beyin fırtınası ya bu? Sen o adamsın sen. Sağ olun. Paşa Bey, siz yani yolda yemeği kaldırmak mı istiyorsunuz? Ben mi diyorum? Ben demiyorum. Fikret, siz diyorsunuz. Yol yemek kalksın diyorsunuz. Ozan diyor yani. Ben demedim. Allah Allah, ben de olur diyorum yani size. Mantıklı diyorum. Güzel, olur. Ha, konuşuruz onu sonra. Paşa Bey, siz yaptığınız zammı bizden çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Benim sakın yaptığımı yapma. Ben yaparım sadece. Hayır, bu çocuk, ben de yaptım. Bu çocuk burada biter bak. Devam etme bence buna. Çok kirlisin sen. Yüreğin kirli. Durdun durdun, hiç konuşmadın. Zart diye şimdi mi aklına geldi konuşmak? Orada iş yapmayayım, kaytarayım diye bilgisayarın ekranına bile bakmıyorsun burada. Hayret bir şey ya. Aman, yol yeme kalsın. Ben siz dediniz diye şey yaptım yani. Bana ne? Çalışın lütfen. Rica edeceğim. Yok, böyle olmaz. Böyle olmuş. Efendim, ne yapıyorsun? Fotokopi çekiyorum efendim. Başka? Başka bir şey yapmıyorum. Ben sadece fotokopi çekiyorum. Ben sadece fotokopi çekiyorum. Sen çekiyorsun değil mi fotokopiyi? Düğme var burada. Düğmeye basıyorsun, makine çekiyor. Ara 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 ara. Bu ara 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 ara. Bütün şirkete bu ses hakim. Ya şurada bir masaları sil, yerleri temizle yani. Efendim, bir sürü fotokopisi çekilip imzaya gitmesi gereken evrak var. Benim işim var yani. İşim var. Bu mu iş? Bu mu iş? Tuşa bas, ayaklar sabit, olduğun yerden iş bu mu? Paşa Bey, yani şimdi biz kalkıp fotokopi çekersek burada günde binlerce fotokopi çekiliyor. İş aksar ya. Yapmayın. Vurmayacağım. Tek tuşa basıyor. Dünya kadar para alıyor ya. Paşa, çok alıyor. Gerekli, gerekli. Bu adam olmazsa olmaz. Tufan bizim elimiz, ayağımız. Tamam. Hayret bir şey. Hızlı çek. Basını tut, bir şey yap. Devamlı o sesi duymak istemiyorum ben. Sen olmazsan şirket batar zaten. Biteriz. Sen bu şirketin eli ayağısın ya. Aman. Fotokopici. Ne haber Kudret? Tamam tamam, yok bir şey. Ha, sağ olun efendim. Buyurun. Sen ne iş yapıyordun ya? Tamam. Kalite kontrol. Önemli bir şey değil mi? Efendim, şirket sizin değil mi? Ya tamam yani, önemli. Kontrol tabii ki efendim. İtibar, itibarımız için çok önemli. Tamam tamam, çalış. Tamam.
bana lazım. İyi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Masum çok tatlı bu arada. Öyle öyle. Bir şey diyeceğim. Sen bu yaptığın işin yanında Kudret'inkini de yapabilir misin? Kudret'i kovuyor musunuz? Hayır canım, öyle kodlama, öyle bir şey değil yani. Kudret'in işini de yaparsan Kudret'in maaşının 1/4'ünü sana veririm. Ha! Mümkün değil efendim. Aferin. Ben denedim arkadaşım, satıyor musun diye bize. Ha. Tamam. Satarsan söyle, oradayım bak. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sallayayım dedim lan. Senden önemli değil. Falan parçıyorsun sandalye. Sorun değil yani. Ben böyle biraz yükseldim. Kusura bakma. Ne haber Fikri? İyidir patron. Edincan. Ya şu Nazlı var ya pazarlamada. Sen de pazarlama yaparmışsın gibi geliyor bana. Nereden geliyor? Oğlum ne bileyim, sende de böyle satıcı tipi var. Yaparsın yani. Nazlı'nın maaşının 1/3'ünü verin. Bak 3 diyorum hadi. İstemem ben dostlarım. Sen sessin, konuşma. Çok güzel dost olduk. Hayvan gibi kocaman bir aile olduk. Çok tatlı ya. Hadi. Sana da sallama sakın ha. Kırılıyor. Siz yapıyorsunuz değil mi bunları? Evet, evet. Çok oldu. Acayip fazla oldu yani, evet. Ama efendim enflasyon... Enflasyon. Oğlum niye gülüyorsun? Ben öyle yapmıyorum ki Paşa Bey. Bana bak. Bana yok mu enflasyon Ozan? Ha? Sadece sana mı var enflasyon? Oğlum hepinizin maliyetleri arttı. Malların maliyeti arttı. Artan maliyetleri fiyatlara yansıttık. Satışlar çakıldı lan. Dipteyim oğlum ben. Dipteyim. Çöktüm ya. İçerideyim ben. Küçücüğüm lan ben. Kobiyim oğlum ben. Kobiyim. Şu kadarcığım lan. Küçük ölçekli şirketlerin, işletmelerin en küçüğüyüm ben, bu kadarcığım. Tamam. Belki size kötü davrandım, haklısınız ama... Bak yine diyorum, kobiciyim ben. Minnacığım. Gözle görünmüyorum bile ben, küçücüğüm. Yani yine söylüyorum, size haksızlık etmiş olabilirim ama... Bir Allah'ın kulu da bana hak versin be. Haklısınız. Tabii canım. Haklısınız. Siz de haklısınız tabii. Sağ olun. Bu ne ya? Efendim. Aa, kulağımda çaldı tekrar. Efendim. Benim. Evet efendim. Tabii. Adam da haklı ya. Biz de haklıyız ama. Ama adam da haklı. İyi de biz de haklıyız. Ne yapacağız şimdi? Ya şöyle mi yapsak? %50 zam mı, %40'a mı düşürsek ya? Öyle mi diyorsunuz? Ha? Yapalım o zaman ya. %10. Belki onu rahat ettirir, tamam. %40'a ikna olduk diyelim, lütfen Kudret. Biz de haklıydık. Haklısın. İyi, tamam, tamam. Ay çok iyi. Ay çok rahatladım. Oh. Paşa Bey, biz size bir şey söyleyeceğiz. Biz düşündük, konuştuk, aramızda karar verdik. Bu %50 zamın sizi çok yorduğunu fark ettiğimiz için... %40'a... İkna ayız değil mi arkadaşlar? Yani. Evet. Niye lan, salak mısınız?
Bu enflasyonda %40 zam mı istenir? İsteyin hakkınızı ya. 70-70 isteyin. Saçmalamayın. Kimden? Yeni patronunuzdan. Söyleyecektim size. Daha yeni oldu. Az önce oldu. Az önce böyle küçük ve orta ölçekte olmayan kocaman bir firma aradı. Dedi ki şirket satın almak istiyorum dedi. Anında sattım. E biz ne olacağız? Oğlum hakkınızı arayın ne bileyim. Öyle salak gibi gidip %40 falan istemeyin yani. O kadar zam vermezler ki. Vallahi beni o kadar ilgilendirmiyor ki. Ben şirketi sattım. Tam zam zamanında sattım. Tam zam anında sattım. Tam zam anında sattım. Peki neden bütün binalar değil de bazıları yıkılıyor? Takdir ilahi yavrum. Ya kaderle deprem mi anlatılır? Biraz bilimin ışığı ya. Esenlerle Galileo konuşuyor. Deprem nedir diye onu açıklıyordum. Açıklayacak ne var ya? Titanyum çubukları onlar. Belediye izin vermiş demek ki müteahhite. Neden? İnşaat mühendisi de yapı denetim firmasına sıkıntı olmaz demiş. Neden? Bakanlıkta İskan Müdürlüğü'ne sıkıntı olmaz demiş. Neden? Neyse ya boş ver. Kader iyiydi. Kader kader. Siz şimdi hem kolon kestiniz hem de yukarıya tak mı çıktınız? Öyle kaçak filan değil. İmar affı çıktı. Gayet yasal. Devlet dedemi affedince bizim bina daha mı sağlam olmuş oldu? Daha hanım taşınıyoruz. Şimdi efendim bizim bir yani yarışma ama biraz da show programı gibi bir şeyimiz var. Orada ülkemize gelen yabancıları yarıştırıyoruz. Bakalım format nasılmış, yarışma nasıl ilerleyecek seyredelim. Buyursunlar. Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, yepyeni yarışmamız. Burası Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz. Ülkemize yerleşmiş olan yabancılara ülkemizle ilgili güzel neşeli sorular sorarak bizleri ne kadar tanıdıklarını öğreneceğimiz yarışmada bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Şimdi hazırsanız yarışmacılarımızı çağırıyoruz. Buyursunlar, yarışmacılar geliyor. Hem stüdyomuza hem de ülkemize hepiniz hoş geldiniz. Kısaca sizleri tanıyalım. Buyurun. Merhaba, ben Güte Arman'ım. Kısa ve etkili bir tanıtım oldu. Ne güzel. Sizi tanıyalım. Merhabalar, Beatrice Bey. Belçika'dan geliyor müşterimdi. Ve Türkiye'yi ben çok severmiştimdi. Evet. Türkiye'de insanlar her zaman da iyiliksever, misafirperverlermişti. Ve ben de Türkçeyi de yol tarif ederlerken bağır bağır konuşmuşlardı diye ben oradan öğrenmiştim de. Size bir an önce master ekini öğretmemiz gerekiyor. Onu anlıyorum, hoş geldiniz. Beyefendisiniz. Hello, I'm George. I'm English. Geldim ben İngiltere'den. Fakat ben emekli oldu. Hemen geldi İngiltere'den ve yerleşti. Hiç İngiliz'e benzemiyorsunuz yani. Ben İngiltere içinden. İç İngiltere. İç İngiltere. Çok çok mantıklı geldi. Ben hemen size yarışmamızdan bahsedeyim. Çok zor bir gece olacak hepimiz için belli ki. Önlerinizde birer buton görüyorsunuz. Ben soruyu sorduğumda o butonlara basacaksınız. İlk basan ilk cevap verme hakkını elde edecek. Hazırsanız burası Türkiye başlıyor. İlk sorunuz geliyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Günder. Ankara. Bravo. Doğru cevap 100 puan kazanıyor Günter bizden. Biraz heyecanlı görüyorum. Senin yarışmanın heyecanı var. Nasıl hissediyorsun? Yani yarışma daha yeni başladı. Bir şey hissetmiyorum daha. Yani başındayız yarışmanın. Alman disiplini. Ya. Tebrikler Günter. Danke. Ben de Ankara'da buluşmuştumdu. Ve gerçekten de insanlar gerçekten misafirperverdi. İnsanlar iyilikseverlemedi. Evet, sen misafire taktın. İlginç. Ankara'ya da buradan selam olsun diyelim. Hazırsanız ikinci sorumuza geçiyoruz. Şıklı. Şıklı bir soru olacak. Hazırsanız. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk yemeği adı değildir? A. Kadın budu. B. Hanım göbeği. C. Dilber dudağı. D. Bayan yanı.
George Master buyur. Affedersin, acaba Türkiye'de kadın mı yeniyor? Ya, çünkü var benim karım, biz yaşayacak beraber, ben onu yemeyeceğim. Panik yapma George, bunların hepsi birer benzetme. Cevabım varsa alalım. I think kadın budu. Maalesef yanlış, diğer yarışmacılarımız. Evde bayan yani. Bravo, bravo Beatrice. Doğru cevap verdin. Diğer yemekleri yedin mi peki? Yok, yemedim ben. Yememiştim derimi. ben bir keresinde Fethiye'de tatile doğru gideceksin trip. Orada bir tane görevli Marvin. Marvin bana dedi, sen dedi bayan yani kalmadı dedi. Başka yere oturmak ister misin? Oradan biliyormuştur dedi. Evet, nedense uçaklarda yapmadığımız bir uygulama bayan yanı. Şöyle bir puan durumuna bakıyorum. Günter ve Beatrice 100'er puandalar. Ben görüyorum. Georgie'nin henüz puanı yok. Evet, şıklı bir sorumuz var yine, hazırsanız soruyorum. Türkiye'de felsefe yapma cümlesi hangi ortamda söylenir? Ha. A. Felsefe dersinde. B. Sempozyumda. C. Üniversite koridorlarında. D. Mahalle kavgasında. A. Felsefe dersi. Ah Günter, acele ettin ah! Ah, ich bin Sport, das ist so fight, sein der Alexander Pass! Şimdi ikna oldum Alman olduğuna. Sinirlenme, sinirlene hakim ol. Yarışma daha yeni başladı. Kendinle kavgan bittiyse devam ediyorum. Biz kendimizle tartışırız. İşte ben sevmem öyle. Deli derler kendimle. Ben kendimle konuşmasam nasıl ben düşünebilirim? İşte çok düşünme, deli olursun. Evet, diğer yarışmacılarımız. Georgie. Cevap veriyorum. I think university koridorlarında. Sık ki Beatrice cevap var mı? Kesinlikle de doğru. De sapasım de. Yani... Neredeymiş? Yani bir şey dedi ama... O da yanlış, öbürü de yanlıştı. Üçünüz de bilemediniz. Felsefe yapma ifadesi ülkemizde mahalle kavgalarında kullanılan bir terimdir. Evet. Nasıl? Bu çok mantıksız. Kavgada söyledi mi? Yani felsefe yapmak iyi bir şey değil mi? Daha öğrenecek çok şeyim var Günter. Artistik yapma, evet. Artistik... Benim meslek bu. Ben caz piyanistiyim. Yani neden öyle söyledim? Tamam, caz yapma birader, işte onu diyorum, evet. Ne oluyor ya? Ya bence her zamanda Türk insanlar da yardımseverdi. Mesela bana de kola ister misin? Can you disco? Her zaman derlermişti. Onlar dersen çok şey yapma, başına iş alırsın, tamam mı? Sırada canlandırmalı bir sorumuz var efendim. Buyursunlar, izleyelim. İzlediğimiz canlandırmada bir insanın sırtına neden vuruluyordur? A. Ekmek çaldığı için. B. Yalan söylediği için. C. Başkasının arabasına vurup kaçtığı için. D. Karısıyla ilk gecesini geçireceği için. Sorry. Acaba Türkiye'de hep insanlar dövülüyor mu? George, korkuyorsun abi. Yerleşme bu sen bu Türkiye'ye ya. Vallahi sinirimi bozdum benim. Sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Hem güzel ülke, ucuz, ne güzel geliyorsunuz. Ondan sonra yok şu şöyle mi, bu böyle mi? Hem ayranım içilmesin. İçilsin ne var burada? Neden içilmesin? Ben anlamadım. Şimdi gerisini söyleyip seni travmatize etmek istemiyorum. Bir cevabın varsa alalım. Evet. I think başkasının arabaya vurdu kaçtığı için mi? Maalesef yanlış devam ediyoruz. bence her zaman da ekmek severlermişti Türkler'de. Ekmek çaldığı için. Yine yanlış Günter. Ben canlandırmayı tekrardan izleyebilirim. Canlandırmayı bir daha mı izlemek istiyorsun gerçekten? Ya. İşte Almanlık. Buyurun. Buyurun bir daha izliyoruz canlandırmamızı. Şöyle geçeyim de ben de. Buyurun.
Evet, içeri inşallah doğru adam girmiştir. İlkine bakamamıştım. Buyurun. Yalan söylediği için. Ne yazık ki yanlış. Doğru cevap karısıyla ilk gecesini geçireceği için olacak. Ne? Bu çok mantıksız. Yani karısının yanına gidiyor diye neden dönsün? Wow! Günder, kafa açıyorsun. Yapma. Ben nasıl kafa açabilirim? Ben doktor değilim. Hala açmaya devam ediyorsun, tamam. Biraz sakin olalım, sakin düşünelim. Düğün derneklemişken oradan devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz geliyor. Evlenmeden önce damadın donunu kim alır? A karısı, B kendisi, C annesi, D kaynanası. Beatriz. Her zaman Türk anneleri çok sıcak kanlıydı. Bence annesi. Ne yazık ki. Kişi kendi donunu kendi alır. Ne yazık ki George. Evet. I think. Karısı. Sinir krizi geçirecek bir şey yok. Hala da puanın yok. Doğru cevap kaynanası. Georgie yine puan alamadı. Ne? Bu çok mantıksız yani. Bir kişinin neden yani kızının kocasının donunu alsın? Baba da yatağını alıyor. Çok kurcalı bu arada. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ülkemizi tanımaya başladınız. Ben çok mutluyum. Şimdi de resimli bir sorumuz var. Gelsin resmimiz. Gelsin. Resimde görmüş olduğunuz Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık buzul çağından kalma göl neden kurutulmuştur? A. Çevreye zarar verdiği için. B. Aşırı sulamaktan. C. Küresel ısınmadan. D. Define aramak için. Ay ben bu gölde daha önce gitmiş misimdi? Ya çok güzel bir yermişti bu. Bu göl kurudu mu? Evet, kuru değil. Evet. Ya gerçekten çok üzüldüm. Şu an ben cevap vermek istemiyorum. Aramıza hoş geldin Beatrice. Evet, devam edelim. Aşığı sulama. Yanlış George. I think... Küresel ısınma. Ne yazık ki yine üç yarışmacımız da doğru cevabı veremedi. Doğru cevap define aramak olacaktı. 12 bin yıllık gölü define aramak için Turizm İl Müdürlüğü'nün izniyle kurutuldu. Arkadaşlar bak. Oh my God. Şimdi şöyle, siz çok uzakta arıyorsunuz, tamam mı? Çok mantıklı arıyorsunuz, böyle yapmayın. Bizde pek böyle çalışmıyor. Yani direkt olmayacak şeyleri düşünerek öyle hareket edin. Bu şekilde bir daha deneyelim, tamam mı? Resmimiz gidiyor. Yeni soru geliyor. Yeni sorunuz geliyor. Adana'da 6 milyar dolarlık jelibon bulundu cümlesini kim söylemiştir? A. Bir çocuk. B. Bir meczup. C. Eski bir belediye başkanı. Diğer seçenek cevaplardakinden yola çıkaraktan. Belediye başkanı. Bu, evet, evet, evet. Güzel, güzel, güzel. Nasıl güzel. Ya? Nasıl yani? Evet. Günter'cim bak çok sorguluyorsun. Sorgulama, tamam mı? Aynı bu minvalde devam ediyoruz. Sen şaşırıyorsun, biz bunu yaşıyoruz ha burada, tamam mı? Anladın? Yo, aynı yerden devam. Minvalde bir soru geliyor. Yine şıklı bir soru. Türk lirası daha fazla düşemez. Dibi gördü zaten diyen kimdir? A. Esnaf. B. Ev hanımı. C. Ekonomi bakanı. I think bana çok mantıklı gelmediği için diyor ekonomiye bakan. Ya bu, hani siz İngiltere'de böyle anket falan yapıyorsunuz ya, Türkler niye bu kadar sinirli diye. Anladın mı abicim? Anladın mı sen şimdi beni? Anladın mı? Anladın değil mi? Sen bana saldıracak mı ben anlamadım. Ne saldıracak sana ya? Ne işin olur sen? Hadi.
Hadi bir an önce bitirelim şunu. Hadi arkadaşlar, tamam. Aşağıdakilerden hangisi tutuklanmamıştır? A. Şarkıcı, B. Komedyen, C. Sendika başkanı, D. Gazeteci dövenler. D. Gazeteci dövenler tutuklanmamıştır. Enflasyon niye böyle artıyor? Ne bileyim ben. Oluyor işte bu şekilde. Tamam, evet. Siz iyi misiniz Bay Ferry? Evet, iyi değilim. İyi değilim. Son soruyu soruyorum. Altından iki tane fay hattı geçen Türkiye'de hangisi sürekli yapılmaktadır? A. Kolon kesme, B. imar affı, C. malzemeden çalma, D. hepsi. Hepsi. Hepsi yapılıyor. Hepsi yapılıyor burada. Ama siz her zaman da misafirperverlisiniz. Ya sen taktın misafire ya. Ne yapayım, ne yapayım? Mesafe yapma. Ya sıcak kahvesiniz siz. Evet, evet. Bak mesela ben... sizin iki çok güzel. Ben o yüzden geldi buraya. Başka neden gelsin? Yaşamak için geldi buraya. Yani mesela benim ülkede, benim ailem 18 yaşında beni attı. Atma. Aa, doğru mu gerçekten ya? Mesela bizim ekonomi çok iyi ama yalnızlık bakanlığı kuruluyor. Yani çok yalnız insanlar. Ya bak, ayrıca bizim ülkede hiç güzel kumsal yok. Yok. Sizin yemekler de çok kötü değil mi? Kötü değil. Çok kötü. Bizde taharet musluğu var. Ha. Ama ifade özgürlüğü yok. Her zaman da siz seversiniz çay. Gel bir çay içelim bir dakika. Okay, let's go. Tamam. Ama siz ısmarlayın. Euro kazanıyorsunuz ya. Tamam. Okay, let's go. Büyük ödül neydi ya? Peki neden bütün binalarda ile bazıları sıkılıyor? Takdir ilahi yavrum. Ya kaderle deprem mi anlatılır? Biraz bilimin ışığı ya. Esenlerle Galileo konuşuyor. Deprem nedir diye onu açıklıyorduk. Açıklayacak ne var ya? Titanyum çubukları onlar. Belediye izin vermiş demek ki müteahhite. Neden? İnşaat mühendisi de yapı denetim firmasına sıkıntı olmaz demiş. Neden? Bakanlıkta iskan müdürlüğüne sıkıntı olmaz demiş. Neden? Neyse ya, boş ver. Kader iyiydi. Kader, kader. Siz şimdi hem kolon kestiniz hem de yukarıya tat mı çıktınız? Öyle kaçak filan değil. İmar affı çıktı. Gayet yasal. Devlet dedemi affedince bizim bina daha mı sağlam olmuş oldu? Hanım, taşınıyoruz. Bizim işte reyting çok önemli. Reyting için de bakalım bizim arkadaşımız neler yapacak? Yanında kim var? Nereyi ziyarete geliyorlar? Bir izleyelim efendim. Buyursunlar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Size tatlı getirdim efendim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Yani biriniz de elektrikli robot süpürge getirin be. Herkes tatlı getiriyor, tatlı yiyeyim. Nereye kadar tatlı yiyeceğiz anlamadım ki. Oturun oraya, ben beybi çağırıp geleceğim. Tatlıymış. Alın da siz yiyin tatlınızı be. İbrahim Bey. Heh. İbrahim Bey. Heh. Hani biz senaryomuzu konuşacaktık efendim. Bu evde ne işimiz var? Bu insanlar kim? Dizilerin reytinglerine bu insanlar karar veriyor Kudret. Nasıl? Bunlar ne izliyorlarsa o izleniyor, o reyting alıyor. Nasıl yani? Oğlum anlasana işte. He? Bu evde ne açıksa o izleniyor deyince ne anlıyorsun? Ha, bu ev o evlerden mi? Ben öyle bir şey demedim. O senin iddian. Peki biz şimdi ne yapacağız bu evde? Sen hikayeni onlara anlatacaksın. Eğer beğenirlerse yarın seti kurarım. Ya olur mu efendim öyle saçma bir şey lütfen. Bakın benim bir sözüm vardır. Eğer hikaye güzelse herkes izler. Kudretciğim benim de bir sözüm var. Tam yerine rast geldi. Hemen sana onu söyleyeyim. Ben cebimdeki 10 milyon Türk lirasını senin içinde hiçbir estetik barındırmayan dandik bir cümlene gömemem. Ben bu insanları, bu evi bulmak için çok çabaladım, çok uğraştım, çok didindim, çok çile çektim. Tamam mı? Hikayeni onların isteklerine göre şekillendirmemiz gerekiyor. Daha sonra hikayemizi tekrar yazacağız. Üstüne de gerçek hikayede alınmıştır diyeceğiz. Ve yarın seti kuracağım. İbrahim Bey,
Benim hikayem uzayda geçiyor. Başrol de bir uzaylı. Takılma ona. Uzaylılar zaten gerçek. Gerçek hikaye yazmamız çok önemli. O zaman takılmazlar uzayda geçmesine falan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Öğlen kuşağının ekranlardaki kaderini belirlemek için televizyon izleyeceğiz de hiç acelemiz çok var. Sizden çok vakti ayıramayacağız. Hemen hikayeyi anlatın. Evet, sendeyiz. Anlat hikayeni. Konu nedir? Anlat Kudret, anlat Kudret. Efendim şimdi şöyle ki, dünyanın sonu gelmiştir ve dünyada kalan son 50 insan bir koloni kurmak üzere uzaya giderler. Bana geçmedi. Daha bitmedi ki efendim. Koloni dedim, beni kaybettin. Yani koloni, koloni. Covid de bitti, ne kolonisi? Kolonim, ay hiç sevmem. Hele limon kolonisi, Allah'ım, ay. Ben tütün kolonisi seviyorum. Seviyorum. Çok güzel kokuyor. Ha? Efendim, kolonya değil, koloni, koloni. Soyunu devam ettirmek için toplanan insanların kurduğu topluluk oluyor bu koloni. Zaten hikayemiz de onların entrikalarını anlatıyor. Entrika dedim, beni yeniden kazandın. Kazandı Kudret, devam, devam oğlum. Şimdi uzay gemisinin bir kaptanı var, erkek ve ana karakterimiz de bir kadın. Ve bunlar aralarında pek iyi anlaşamıyorlar. Kaptan ana karakterin görümcesiyle yatsın. Anlamadım. Neyini anlamadın? Kaptan ana karakterin görümcesiyle yatsın. Ama efendim yani hikayemiz böyle bir şeye gereksinim duymuyor ki. Ne ben duyuyorum? Ben duyuyorum. Benim izlediğim şey bedenimde küçük titreşimler yaratmıyorsa ben ne edeyim? Vallahi televizyon tarihinin karanlık sularına gömülür senaryon. Gömülmez, gömülmez, gömülmez. Kudret, yapıcı olalım. Sen şimdi takılma öyle görümceye falan ya. Görümce demeyiz de kalem oynatırız, ne deriz? Kocasının kardeşi deriz. Gene görümce oluyor. Takılma ona. Ya nasıl takılmayayım, aynısı. Hala takılıyorsun, devam lütfen, devam. Bak aklıma ne geldi? Bir şey diyeceğim. Kaptanın karısı, kaptanın, o kadının görümcesiyle bassın. Tamam mı? Kadın da madem bastı kocasını, kinlensin, hırslansın, çocuğunu asla kaptana göstermesin. Nasıl? Ne kadar saçmaladın Mehta. Değil mi ya? Yani gezegenler arası bir uzay gemisinde ne alaka? Kaptanın karısı yardımcı kaptanla kaptanı aldatsın. Ondan çocuk yapsın. Kaptan da yardımcı kaptanın karısıyla kendi karısını aldatsın. O da ondan çocuk yapsın. Çok güzel bir yaz bunu ya. Kudret, hemen not al. Hemen İsmail Bey harika bir fikir verdi. Nasıl harika bir fikir verdi? İbrahim Bey, uzayı falan diyor ki olacak şey mi ya? Lütfen, ben burada insanın azmini anlatmaya çalışıyorum. Tamam, onlar da aynı şeyi söylüyor. İnsanlığın azmasını anlatacağız işte. Azim diyorum, azim, azim. Ulan oğlum, azim ile azmak aynı kökten gelen kelimeler. Sallama ya, yok öyle bir şey. Ya takılma ona. Evet, devam, sen anlat bana bak hikayeyi. Anlat, anlat oğlum, sonra ne oluyordu? Tamam, o efendim. Galaksiler, malaksiler. Şimdi efendim, uzay gemimiz bilinmeyen bir galakside Narminya adlı bir gezegene iniyor ve orada uzaylı ırkın temsilcisi XK-987 ile karşılaşıyorlar. İsmi çok uzun, onu kısalt, onu azat yap onu. Değiştir onun adı, azat olsun. Uzaylının ismini azat mı yapayım? Ne? Değiştir, sen beni dinle. Böyle galaksinin rengi falan, bunlar bizim kültürden değil. Çok uzak, bizim kültürden. Koya git, koya insinler, koya. Azat da koyun ağası olsun. Ha? Uzayda. Hmm, bak işte koya ağası. Hiç denememiş bir konu. Sana ne güzel konu veriyorum. Daha ne yapayım bakalım, sen onu bir şekilde senaristeyim. Onu da mı ben yazayım? Bak bak, aklıma ne geldi? Köyde de galaktik köy düğünü yapsınlar. Tamam mı? O sırada gelin de hemen kaptanı görsün, damadı satsın, düğünü bozsun. Damat da lazerli pompalıyla bunların peşlerine düşsün mü? Ne? İşte, işte bir yerlere varıyoruz. Bir yerlere varıyoruz. Beyin fırtınası başladı güzel. Daha ki beyin? Ne fırtınası? Ya daha koloni kurmadan insanlar yolda birbirine girdi.
çok rica ediyorum. Bakın bu insanlar bunu izleyecek diye ben hikayemi böyle saçmalatmam. Neyi saçmalatmam? Neyse. Benim dediğim fikirler eğer ciddiye alınmıyorsa ben bu evde bir dakika daha durmam. Neyin saçmalamasını diyor lan? Allah Allah. Bura benim evimdi ya. Siz durmayın, gidin evimden. Hah, şimdi bakın, o kadar gerilmeyelim. Ben bu tip tartışmalar yaşanabileceğini tahmin ettiğim için çok usta bir uzmandan yardım rica ettim. Kendisi birazdan burada olacak ve karakterimizi belirlerken bize yardım edecek. Kapının önünde gördüm. Ha, gelmiş mi? Uzman... Ya uzman dediğim psikolog, psikolog. Ama ne psikolog. Ne psikolog. Ne gerçek hikayeler, ne gerçek hikayeler. Karakteri betimlemede bize yardım edecek. Yani güzel ya, güzel. Değil mi? Nihayet tabii bir uzman gelsin ve o söylesin bu karakterlerin bu hikayede bunları yapamayacağını. Aynen. Gelmiş öyle hakikaten. Hemen karşılayayım kendisine. Hoş geldin sultanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar beyefendi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Çok özür diliyorum, geç kaldım. Çok kıymet verdiğim bir danışanımla çok mahrem, çok özel bir konunun içinden geçiyorduk. Hikayesi beni çok etkiledi, çok uzundu. Ama çok etkileyiciydi. Ah, nedir acaba? Gerçi insan merak ediyor ama danışanınızla sizin aranızda tabii. Yok canım, pek yakında Kanal Ş'de. İzlersiniz. Bu arada danışanımın hikayesi o kadar acıklı ki Kenan oynasın istiyorum. Darısı başımıza diyelim. Lütfen buyurun sultanım, şöyle oturun, ben de tanıtayım. Ev sahiplerimiz çok saygıdeğer İsmail Bey, çok sevgili Mehtap Hanım. Bu da genç yetenekli yazarımız Kudret. Kudret selam ver. Merhaba. Merhaba, merhaba genç adam, merhaba. Kudretciğim istersen bir an önce hikayemizi şöyle baştan bir özetleyelim ve karakterimizi yorumlayalım. Evet. Buyurun efendim. Dünya yok olmak üzereyken kalan son 50 insan efendim bir koloni kurmak için uzaya çıkıyorlar ve orada başka bir uzaylı ırkıyla bağ kuruyorlar. Şimdi ana karakterimiz bir kadın ve geminin pek de barışçıl olmayan sert kaptanıyla bir uzaylı arasında kalıyor. Şimdi benim yine çok uzun zamandır zaman ayırdığım bir danışanımın bir hikayesi var. Tabii çok özel, mahrem bir hikaye ve danışanımın adını sakın sormayın burada. Bu kadar insanın içinde katiyen söyleyemem. Etik değildir. Ayşe İrem Kahya olur. Şimdi dilerseniz ben bu danışanımın bu çok özel, mahrem hikayesini size anlatayım. Siz de oradan aldığınız... Çok özür diliyorum. Şimdi bu danışanınızın hikayesiyle benim uzayda geçen hikayemin... Ya ne alakası var? Bunlar birbirine benziyor mu? Takılma ona! Kudretciğim, insan insana benzer. Sen hikayeyi dinle. Hikayeden beslen, tamam mı? Bak çok önemli şeyler duyacaksın biraz sonra bak. Dinle. Yani ne olur canım? Ayşe'ye Neşe deriz, Ali'ye Veli deriz. Kalem oynatır, toparlarız onu. Buyurun sultanım, kesmeyelim biz. Buyurun. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Bu özel hikayemiz bir yalıda geçiyor. Bak beni yakaladı. Yalı varsa ben varım. Şimdi bu az evvel ismini asla vermediğim Ayşe İrem karakteri olan danışanım yalıda gizli bir aşığıyla beraber bir ilişkinin içine artık girmek üzere. Tabii bunu hemen babası fark ediyor. Neler oluyor diyor falan, çıldırıyor. Ve hemen bu kızı eve bağlamak maksadıyla kıza kilitli bir don takıyor. Dışarıya, oraya, buraya katiyen kızı salmıyorlar. Kız evin içinde adeta hapis. Şimdi bu oğlanın adı ne diye soracak olursanız bunca insan içinde söylemem hiç etik olmaz. Zaten sorunlu olan bir danışanım Berkay Tulumbacım. Bunlar Ayşe İrem karakteriyle böyle bir güzel ilişkiyi kaynatırken baba bundan şüpheleniyor. Eyvahlar olsun minvalinde hemen o yalıda çok uzun zamandır yaşayan bir ağayla bunların ilişkisini başlatıp evlendirmeyi düşünüyor. Ağanın adını sakın sormayın. Bunun için de özel danışanım söyleyemem. İsmini etik değil. İsmi ne? Mahir İpek Ağa. Ay! Ay! İsmail! Bak bak! Yalı var! Gizli aşk var! Kilitli don var!
ya. Aynı senin hikayen, aynı. İbrahim Bey, ne alakası var bunun benim hikayemle? Ya sen takılma ona. Sultanım siz devam edin lütfen. Şimdi çok çok enteresan, çok mahrem tabii bu hikaye. Can alıcı yer neresi? Geliyoruz zifaf gecesi. Ay zifaf! Tam şimdi efendim biliyorsunuz. Yanıma çok sevdiğim bir şey. Şimdi bu zifaf mühim konu. Evet. Tam böyle zifaf heyecanlı. Ondan sonracığıma tam böyle gerçekleşecek. Tam zifanın ortasında tık 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 kapı. Hayrola kim ola değil mi? Ay. Hayrola kendi dinlerken öyle oldurdum ama çok özel olduğu için hiç anlatmadım. Bir anda kapıdan biri kafasını çıkarıyor ki... Oğlanın eski karısı kapıyı içeriye sokuyor. Tabii ne olursunuz şimdi kimdir o eski karısı kafayı soktu falan diye sormayın. Etik değil, anlatılmaz danışanım çünkü Açelya Topaloğlu. Tam o sırada giriyor, bakıyor. Tam zifanın ortasındayız. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak, ihanet. Efendime söyleyeyim, zifaf ya! Zifaf! Anlıyor musun? Aşk! Her şey var, inanamıyorum. Ben bayılacağım, oturacağım sizde İsmail. Toplumun genel ahlak kurallarına aykırı durumlara bayılıyorum. Ben de. Vallahi bayılıyorum. Kan olacağım bu dizinin. Hikaye çok iyi. Gerçekten ya, inanılır gibi değil. Hikaye çok iyi. Gerçek yaşanmış bir hikayeye uyarlanmak için tak 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 ayağımıza kadar geldi. Ne kadar şanslıyız değil mi Kudret? İbrahim Bey, kusura bakmayın da her hikayede gerçek diye anlatılmaz canım. Ya millet bunu seviyor işte. Gündüz gerçeğini izliyor öğlen kuşağında, akşam da dizisini izliyor oğlum. Kim takar senin uzay kolonini? Allah Allah, gerçek halk bunu seviyor. Ben de halkım ya. Beyefendi, ben buraya metrobüsle geldim. Gerçek halk benim ve ben bu saçmalıkları izlemek istemiyorum. Ha, kusura bakmayın ama iki çift laf edeceğim. Gerçek halk benim diyor. Ya çok rica edeceğim. İki defa metrobüse binip inince halkım demekten vazgeçin ya. Bununla halk olunmuyor. İbrahim Bey, bu hikaye burada anlaşılmadı, ben gidiyorum. İyi, zamanımı harcayacağım. Sultanım, gitmeseniz anlaşacak gibiydik şimdi, çünkü ben. Boş ver onu. Ben de hikaye çok isteyen çok. Burası olmaz, başka hepsi sırada. Tamam. Bir şeyler onlar, bunlar ama şeyler. Çok hepsi muhtacım yardımınıza. Hadi inşallah başka zaman. Hadi. Konuşalım ama arayı açmayalım. Dizi çekilecek ama değil mi? Yani evet. Hevesimiz kursağımızda kalmasın. Çekilecek, çekilecek, oh. Çekilecek. Değil mi Kudret? Değil efendim. Çekilmeyecek. Ya İbrahim Bey, ben size bir şey soracağım. Madem siz böyle bir hikaye istiyordunuz, benim hikayeme niye olabilir dediniz? Ben senin hikayene olabilir falan demedim. Ben Yeter Hanım'ın danışanının hastasının hikayesini senaryo uyarlayabilecek iyi bir yazar arıyordum. Seni bir şekilde ikna ederim dedim. Alttan gelir, üstten çıkarım, gözünü boyarım dedim ama sen tutturdun da benim hikayem, benim hikayem. Tutturdun uzay kolonisi de benim hikayem. Ya işte halk bunu istiyor. Yaz oğlum işte. Halk bunu istiyor lan. İstiyor musunuz? İstiyoruz. Ben istemiyorum. Yazmıyorum. Ve gidiyorum. Nereye? Bir psikoloğa. Eğer kendi senaryomu hikayem diye bir psikoloğa anlatırsam belki dizi olarak çekilme şansı olur. Bayılıyorlar böyle son anda laf koymalı dramatik çıkışlara. Ya İbrahim Beyciğim. Şöyle bir şey var, bence siz de çıkın yani. Çünkü biz birazdan Gündüz Kuşağı'na başlayacağız. Bir adamın babzlı kızı çıkmış da, onu bir izlememiz gerekiyor. Yo yo, hemen düşmüyoruz. Ben hazırlıklıyım, cephaneli geldim ya. Yedekli bir arkadaşım var. Şimdi Kudret'in çıktığını görünce o gelecek zaten, aşağıda bekliyordu. Onu da bir dinleyelim, o da size hikayesini anlatsın. Sonra ben size kendi ellerini açacağım baldızı, merak etmeyin. Bak geldi hemen, gördü çünkü onu. Gel Fikriciğim, gel. Merhabalar İbrahim. Benim en yetenekli, en birinci senaristim, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, gel bakalım. Hadi hoş geç. Geldiniz. Hoş bulduk. Yani yalnız İbrahim Bey, ben ofisinizde buluşuruz sanıyordum. Seni bilerek buraya çağırdım. Hikayeni kitleye anlatıp test edeceğiz. Tamam mı? Çünkü buradaki insanlar ne izlerse o reyting alıyor. Yoksa içeride şey mi var? Ben öyle bir şey demedim. O senin iddian. Geç bakalım.
anlat hikayeni. Eğer beğenirlerse yarın kurarım seti. Evet. İyi akşamlar tekrardan. İyi akşamlar. Efendim benim hikayem işsiz bir gencin şehir hayatındaki var olma mücadelesini anlatıyor. Çalışana iş çok. Ama efendim bizim kahramanımız böyle atanamayan bir öğretmen. Yani ailesiyle yaşıyor. İş bulamadığı için de ailesiyle sürekli sorun yaşıyor. Ayaklarınız yere bassın. Hayattan gerçek konular bulun. Bunun gerçekle alakası yok. Yani nasıl yok ya? 500 bin tane atanamayan insan var. Yani bu insanların hepsi de mutsuz. Takılma ona! Ya ben de bunu anlamıyorum yani. Hep biz ileride izliyoruz ki şehir hayatına var olamıyorsa köye yerleşsin. Aynen, aynen. Kızın köye yerleşsin. Köyde herkes birbirine çok yardım eder. Yardımseverdir, dostluk vardır. Koyluler çok mutludur. Koyda herkes birbirini çok sev. Kimse kimsenin tavuğuna kış demez. Herkes birbirine yardım eder. Sevda vardır. Ve açlık kanaat getirirler herkes. Ki köylünün durumu çok iyi. Köylünün hiçbir derdi yok. Ya olur mu efendim? Köylünün durumu iyi olur mu efendim? Yani hayvan yetiştiremiyorlar, mazota, gübreye, para yetiştiremiyorlar insanlar. Allah aşkına saçmalama. Biz dizilerde izliyoruz. O kadar mutlular ki köydekiler gerçekten. Bir kere her gün köyde düğün var. Bütün sevenler birbirine kavuşuyor. Kazan kazan yemekler yapıyorlar. Dereler akıyor, kuzular meleşiyor. Sonra Gargamel geliyor, onları kovalıyor. Ya yani Şirinler Köyü mü burası ya efendim? Olur mu öyle şey? Yani orada insanlar ürünleri tarlalarda kalıyor. Olur mu efendim? Saçmalamayın lütfen. Gerçekten bu nasıl düğün var, dernek var? Bütün köylerde böyle mi sanıyorsunuz siz? Bu çocuk çok şakacı ya. Çocuk çok cahil bunun. Olmaz. Olur, olur. Olur, olur. Çok güzel olur. Fikricim sen not al. İlk sezon köyde geçer, ikinci sezon üstü İstanbul'a gelirler. Neyse, atanamayan öğretmen olduğu müddetçe ben varım. Harika bir hikaye çıktı ortaya. Yani ben çok ikna olmadım ama neyse. Çıktı değil mi? Harika bir hikaye çıktı ortaya. Mürekkebin hiç bitmesin fikri. Adı neydi bu hikayenin? Atanamayanlar. Atanamayanlar bana pek geçmedi ya. Olumsuzluk barındırıyor. Size de geçmedi değil mi? Yok. Adı şey olsun bu hikayenin. Dostluk Köyü. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel oldu Dostluk Köyü. Başına da üstüne böyle yazarız kocaman. Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Peki neden bütün binalarda da bazıları sıkılıyor? Takdir ilahi yavrum. Ya kader deprem mi anlatılır? Biraz bilimin ışığı ya. Senlerle Galileo konuşuyor. Deprem nedir diye onu açıklıyordum. Açıklayacak ne var ya? Titanyum çubukları onlar. Belediye izin vermiş demek müteahhite. Neden? İnşaat mühendisi de yapı denetim firmasına sıkıntı olmaz demiş. Neden? Bakanlıkta iskan müdürlüğüne sıkıntı olmaz demiş. Neden? Neyse ya boş ver. Kader iyiydi. Kader kader. Siz şimdi hem kolon kestiniz hem de yukarıya hat mı çıktınız? Böyle kaçak falan değil. İmara fıçık gayet yasal. Devlet dedemi affedince bizim bina daha mı sağlam olmuş oldu? Daha hanım taşınıyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi iki arkadaşımız eski mahallesine gidiyor. Bakalım eski mahallede tekrar bıraktıkları gibi bulabilecekler mi? Neler yaşayacaklar izleyelim. Buyursunlar. Al sana eski mahalle. Al kanka. Doğduğumuz büyüdüğümüz mahalleye gidelim. Dedin de dedin. Dedin de yedin. Kafamın etini yedin. Al eski. Her şey eski. Al eski dükkanlar, eski evler. Bir bu tek, bu yeni galiba, bu yeni. Geri her şey tamam. Al dostacını doya doya yaşa. Lan oğlum niye öyle diyorsun lan? Şuraya bak lan, harika mahalle ya. Çocukluğumuz, ilk gençliğimiz burada geçti. İsmail hiç mi özlemedin lan? Hiç özlemedim. Ben yaşadım, bitti abi. Ben önüme bakıyorum. Oğlum niye öyle diyorsun lan? Şurada ne güzel cıncık oynardık. Hatırlamıyor musun şu arazide? Taşları üst üste koyar, kale yapar. Akşama kadar top oynardık. Kantin içinde gelip İbrahim amcadan gazozu alıp buz gibi kafe yedik. Hatırlamıyor musun oğlum? Hatırlamıyorum kanka. İlgilenmiyorum. Yaşadım bitti ya. İlgilenmiyorum. Sevmiyorum. Oğlum ilk aşklarımızı bu mahallede yaşadık. İsmail hiç mi önemi yok ya? Yok yok. Vallahi yok. Bende yok. Üf İsmail ya. Canım mahallem ya. Lan şuranın güzelliğine bak. O sıcak insanlar, amcalar, teyzeler, ablalar, abiler. Akşama kadar oyna, karnın acıksın. Annen sana yarım ekmeğe salça sürsün versin. Oh be! Ah salça tamam bak. Burada beni yakaladın. Karnım da açtı zaten. Şurada bir tost gömelim. Evet. Hadi gidelim. Tamam, tamam. Tamam hadi. Hoş geldiniz abi. Ne alırdınız? Ben de böyle arada kaldım.
Sağ olun. Güzelim, sen bana bir karışık tost yapıyorsun, yanına bir demli çay yuvarlıyorsun. Anladın mı? Hadi koçum. Hadi koparım. Tabii ki abi. Kardeşim, eğer zahmet olmazsa ben de bir çift kaşarlı tost, bir tane de açık ayran rica ederim. Sana zahmet. Hemen abi. Sağ ol. Vay vay. Fırlama İsmail! Sensin değil mi? Aa, benim İbrahim amca. Gel buraya, gofretlerimi özledin değil mi kerata? Gel bakayım buraya, gel bir sarılayım sana, gel. Ya. Ay vay vay, eşek kadar adam olmuşsun lan! Ya, ya. Gel bakayım, ooo, anzır seni, gel. Gel, gel, seni gör, gel. Oh, oh, oğlum, oğlum, nasıl özlemişim, oh! Merhaba ya. Bu var ya bu, az gofret çalmadı benim dükkandan, ha? Seni küçük. Hırsız seni. İbrahim amca seni. Oğlum. Ben de geldim İbrahim amca. Hoş geldin yavrum. İsmail, bu kim? Benim ben, İbrahim amca. Anladım yavrum, sensin sen de, sen kimsin? Hüseyin ya. Ponçik Hüseyin. Hüseyin. Ponçik Hüseyin. Hüseyin Ponçik. Yok, çıkaramadım. Ama bu var ya, bu mahallenin altını üstüne getirirdi bu. Oh, oğlum. Oh, bu çok belaydı. İbrahim amca değil, bizimlesin. Dur. Çok özledim seni ulan. Kerata gel. En az var ya, 8 kere benim dükkanın camlarını kırmıştı bu. Onları mı konuşacağız şimdi İbrahim amca? Neleri hatırlıyorsun ya? Hatırlamaz mıyım bir fırlama İsmail? Aa, her şeyi hatırlıyorum ya. Senin küçüklüğüne dair her şeyi. Ama her şeyi en ince ayrıntısına, ton zerresine kadar hatırlıyorum. İbrahim amca. Ha? Bana da hani paket yollatırdın, al bunları derdin. 8 numara Ayşe teyze yollardı. Ben de melek melek götürdüm Hüseyin, Ponçik Hüseyin orada. Hiç hatırlamadım. Şu kadar bile hatırlamadım. Neyse, benim içeride biraz işlerim var. Onu halledeyim, sonra konuşuruz, tamam mı? Sağ ol İbrahim amca. Eyvallah. Eyvallah. Bir daha yap bakayım. Nasıl gidiyorsunuz? Nasıl konuşuyordu? Yok. Hiç şu kadar bile hatırlamadım. Doyamadım. Ama İbrahim amca. Bak yanlış anlayacak. Oğlum çok özledim. Ya anam baban iyi mi? İyi, iyi, çok iyi. Maşallah. İbrahim. Oh. Hiç ya hiç. Siz ne yaşadınız oğlum? Beni hatırlamadı ya. Oğlum adam yaşlı adam, baksana hal tavırlar bir garip yani. Hatırlamaması normal, ne olacak ya? Seni hatırladı ama. Yani. Evet, şöyle getireyim. Şöyle buyur abim. Sağ ol koçum. Şöyle verdin çayın. Oh. Hoş geldin abi, ne alırdın? Ben az önce aslında gelmiştim arkadaşımla, sipariş de vermiştik ama. Ha hadi ya. Evet. Vallahi unuttum abi, ne istemiştin? Bir çift kaşarlı tost, bir açık ayran rica edeyim ben. Hemen abi. Yazık ya, ne kadar yoğunsa hatırlamamış beni. Yoğunluktandır değil mi lan? Hmm. Aa, ilkokul arkadaşım Ercü. Ercü! Ercü gel lan. Buyur birader, bana mı seslen? İsmail! Fırlama İsmail! Lan oğlum, lan mahalleye geliyorsun. Neden haber vermiyorsun ya? Lan ne kadar özlemişim seni be. Kuzum benim be. Ya biz böyle çalışmamıştık. Dostumu yıkayacaktım. Özlemişsiniz oğlum, ne oldu ya? Eyvallah birader. Spontan oldu. Öylesine geçerken uğradık yani. Yapmışsın, niye yapmışsın? Lan oğlum Ercü, hiç değişmemişsin lan. Gel sarılayım sana kardeşim. Pardon birader, ben seni çıkaramadım. Benim lan, ben Hüseyin. Oğlum ayrı sınıftaydı lan Hüseyin. Ponçik Hüseyin. Yok mu? Sıfır yani, senin bende hiçbir karşılığın yok hocam. Kusura bakma. İsmail ne haber? Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Ne yapayım kanka? Otogaleri açtım, öyle takılıyorum ya. Ha, ben de yanında çalışıyorum. Alalım. Lan az da ayağını yemedim ha küçükken. Elin de ağırdı senin ha, şerefsiz. Çocuktuk be oğlum. Ama çok güzel günlerdi be. Vallahi lan, ne güzel günlerdi.
Oğlum Erci var ya, sen benim en çok demir el taklidime ne gülerdin lan küçükken? Hatırlıyor musun? Benim vatandaşım, ben milletim. He, dün alem. Dündündür bugün bugün. Hatırlıyor musun? Hatırladım. Ulan oh be. Demir eli hatırladım ama sen hiç yoksun. Erci beni delirtme. 9 yıl aynı sırada oturduk oğlum biz. Ben hep yalnız oturdum diye hatırlıyorum ama. Neyse, benim aşağı mahallede bir işim var. Halledip geliyorum, bir yere... Bir yere kaybolma! Eyvallah. Nasıl öldüm şimdi ya? Eyvallah. 10 numara çocuktu ya. Hatırlamadı beni ya. Oğlum bırak, salan biriydi bu zaten. Ne hatırladı? Seni atma. Hatırladı ama. Beni hatırlar. En son onu dövdüğümde kafasına 3 tane dikiş atmışlardı. Hatırlardı. Evet. Şöyle abim, biber turşusu şöyle ikram edeyim. Kendi imalatımız. Ben? Hoş geldin abim, ne alırdın? Kardeşim, ben bir süre oldu hoş geleli zaten. Siparişle verdim. Ya bir çift kaşarlı tost istedim. Bir tane de açık ayran lütfen ama. Kaşarlı açık ayran, hemen abi. Ne oluyor lan? İsmail, ben varım değil mi lan? Varım ve dışarıdan görülebiliyorum değil mi? Oğlum çocuk saf bir şeye benziyor. Manyak mısın? Tabii ki varsın ya. Normal bunlar. Ya, sorun bende değil ya. Değil abi, takma kafana. Aman aman, kimi görüyorum, kimi görüyorum? Lan oğlum, ilkokul öğretmenimiz Hayati Hoca. Ya hocam. Gel, gel bir sarılayım sana, gel. Canım hocam benim ya. Hocam. Aman İsmail, fırlama İsmail. Nasılsın oğlum, nasılsın, nasılsın? Ama bak, Ercüment'i gördüm aşağıda. Dedi ki fırlama İsmail gelmiş. Gideyim dedim, şuna bir sarılayım dedim. Eyvallah hocam, eyvallah. Oy, eyvallah hocam. Dedim hocam, nasılsın? Sağ ol, vallahi nasıl olsun. Özlüyorum o eski günleri, sizleri özlüyorum. Vallahi çok özledik hocam ya. Merhaba, nasılsınız hocam? Ben de öpeyim. Saygılar hocam. Özledik ya. Sağ ol canım, sağ ol. İsmail bu kim? Hocam, ben ya Hüseyin, 1466 Hüseyin. Poç Hüseyin. Ha, yok hatırlamadım. Ne yapıyorsun? Haylazlığa devam mı? Büyüdük hocam. İç güç sahibi olduk sayenizde. Sağ olun. Aman aman, aferin aferin. Bak bu var ya bu. Bu okuldayken hiç ders çalışmazdı, ödevlerini de yapmazdı kerata. Biliyorum hocam, ödevlerini ben yapardım. Aynı sınıftaydık biz. Yok yok yok, bu var ya bu. Bu bütün sınavlarda kopya çekerdi. Unutmuyor insan işte. İşte kopyayı benden çekerdi. Sınıf birincisiydim ya ben. Bu var ya bu. Bu sınıfın ağzından burnundan fitil fitil getirirdi bu çok haylazdı. Ben niye yokmuşum gibi bu... Neyse, ben size kendimi hatırlatacağım. Hocam, bakın. Harfleri öğrettin bana. Bazen oldum bir ana. Çok yükseliyorum sana. Benim canım öğretmenim. Hatırladınız mı? Allah'a şükür. Ben bu şiiri size ilk okuduğumda, ki ben yazmıştım, ilk okuduğumda ağlamıştınız hocam. Ben bu şiiri İsmail yazdı diye hatırlıyorum. Ama neyse. İsmail, ben şimdi eczaneye gidiyorum da oğlum. Bak yine gel. Arayı açma, tamam mı? Fırlama İsmail. Eyvallah. Hey. Yok ya, vallahi hatırlamadım. Hatırlamadı beni ya. Oğlum eczaneye gidiyorum diyor. Belli ki ilaç kullanıyor adam yani. Hafıza kaybı var, normal. Seni hatırladı ama. Beni hatırlar abi. Niye sürekli kopya çekip edepsizlik etti el için mi İsmail? Yani. Abi, var mı ihtiyaç? Var kardeşim. Hoş geldin abi, ne alırdın? Oğlum ben hangi bir sınavın içindeyim ya? Hoş geleli 40 saat oldu. Siparişi verdim 80 kere, artık getir şu ayranımı tostumu ya. Ha abi ya, kusura bakma yani. Sen hemen unutuluyorsun ya. Ben arkamı dönünce seni hemen unutuyorum. Çok özür dilerim abi ama bu sefer unutmayacağım. Yani sana söz veriyorum. Bu sefer unutmayacağım. Hoş geldin abi. Ne alırdın? Sen ağzını yolta yerine çakarım abi bunu. Beni delirtme lan. Getir aynanı bu tostumu. Tamam abi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sen böyle biri misin? Nasıl biriyim İsmail? Daha doğrusu ben biri miyim?
Kimse beni tanımıyor, kimse hatırlamıyor. Bu nasıl iş, delireceğim ya. Aa, Burcu. Gelmezdim de getirdiler işte. Merhaba. Merhaba. Burcu ben. Burcu ben mi? Evet. Ben Hüseyin ya. Hüseyin. Poçik Hüseyin. Yani tam çıkaramadım ama. Çıkaramadım. Sana bak, eskiden kalma fotoğrafımız var, onu göstereyim. Bak, senle ben. Aa. El ele, göz göze, diz dize, yanak yanağa, sarmaş dolaş. Vallahi benim bu. Evet. Benim seninle ne işin var? 4 yıl çıktık biz ya. Çıktık biz ya. 4 yıl nasıl hatırlamazsın? Bu şaka mı bu ya? Yani ben çıktıklarımı asla unutmam. İsmail'le 3 gün çıktık, onu bile hatırlıyorum. Yani seni hiç hatırlayamadım. 3 gün ne? Kim neye çıkmış ya? Senden önceydi ya. Ya inanamıyorum ya, yazıklar yani olsun. Benim puanım İTÜ'ye yetiyordu. Sırf senden ayrılmayayım diye Bilecik yazdım ben ya. Senden. Evet. 4 yıl aynı evde yaşadık. 4 yıl evin kirasını ben ödedim. Bütün masrafları ben gördüm. Şaka mı bunu? Nasıl oluyor ya bunu da Allah Allah. Oralar hiç bende yok ya. Nasıl oldu bu? Dur ama. Şimdi ismini söyleme, çıkaracağım ben. Dur. Şimdi söyledim zaten. İlk harfi neydi? He. 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 İkinci harfi? Ü ya. Hürriyet. Hükrettin. Hüsam. Hüsamettin. Hülagü. Neydi ya? Hürrem. Artık o kadın adı ya. Evet. Delilik bu ya. Ya inanamıyorum, şunun yemediği almamış. Herkes bunu hatırlıyor. Ortalığın anasını anlatmış, okula asmış, her yemiş, herkes hatırlıyor. Sen 3 gün çıkıyorsun, hatırlıyorsun. Ve ya poğaçayım diye mi bunlar? Poğaçayım diye mi bunlar? Oğlum sakin lan. Vallahi olmayacağım. Hatırlanmak için yakmam gerekiyorsa her mahalleyi, yakarım lan bu mahalleyi. Yok mu vatandaşlar? Ne oluyor ya? Al ulan kolonyayı. Evladım, ne yapıyorsun? Şimdi bu mahalleyi bir yakayım da görün bir daha sitli seni unutmayın benim kim olduğumu. Kim bu ya? Kim bu ya? Neye sinirlenmiş? Kimsin kardeşim? Yakıyorum lan bu mahalleyi. Yakarım lan. Yakayım lan. Polis var. Lan. İsmail! Senin adını var ya İsmail, senin adını bu mahalleye vereceğiz. İsmail Mahallesi olacak artık. Senin adın böyle nesilden nesile yayılacak, gidecek İsmail. Lan 100 sene, 500 sene sonra bile evladım birileri geldiğinde buraya diyecek ki adamın biri mahalleyi yakıyordu, İsmail kurtardı. Adamın biri mi? Lan 100 kere söyleyeyim, Hüseyin ya. Vallahi belanızı versin. Kim bu ya? Ya deli midir nedir ya? Bağırıp bağırıp gitti. Kim bu ya? İsmail, senin yanında duran bir çocuk mu? Sen tanır mısın oğlum? Kim bu? Ya bu bizim Ponçik Hüseyin ya. Aa, sen söyleyince hatırladım. Aa, bu bizim Ponçik Hüseyin. Yaşı gereği devamlı soru soran bir arkadaşımız var. Bakalım insanları ne gibi durumda bırakıyor bu devamlı soru sorma işi. İzleyelim efendim. Oy, baba annesinin gülü, baba annesinin minorji, baba annesinin prensi. Bak bak, patiğin bitiyor. Babaanne, dışarıda çocuklarla oynarken duydum da deprem nedir? Ha, deprem. Deprem şey. Deprem hani bazen böyle dağlar, ovalar, tepeler, koca koca binalar sallanıyor. Hani bazıları yıkılıyor ya. İşte o deprem yavrum. Ha. Peki neden bütün binalar değil de bazıları sallanıyor, yıkılıyor? Takdir-i ilahi yavrum. Kaderde varsa bundan kaçamam. Nasıl kaçamayız ya? Biz nereye gidersek gidelim deprem bizim peşimizden mi geliyor? Yok. Hani bazı yerler daha çok sallanıyor, bazı yerler daha az sallanıyor. Yani az sallanan yerlere gidersen yakalanmazlar. Ha. Peki neden insanlar çok sallanan yerlere gidiyor? Nereye gidersen git yavrum, olacağın önüne geçemem. Niye ki?
Yani insanlar az sallanan yerlere gitseler hem binaları sallanmaz hem de olacağın önüne geçmiş olmazlar mı? Doğru söylüyorsun yavrum, doğru söylüyorsun da dünyanın öte ucuna da gitsen kader ağlarını ördüyse bundan kaçamam yavrum ya. Aa, dünyanın öbür ucunda da mı depremler oluyor? Tabii, tabii. Japonya'da oldu misal. Daha yeni beşik gibi sallandı. 9.2. 9.2 mi? Yazık ya. Orada da bütün binalar yıkılmıştır. Yok, hiç bina yıkılmadı. Neden? Ha, binaları bizimkinden sağlammış. Neden? İşte ne bileyim hani, daha önce çok deprem oldu oralarda. Onlar da önlem almış herhalde. Ha. Neden kader ağlarını onlara örmemiş? Örmemiş işte. Peki neden hep kader ağlarını bize örüyor? Yahu kabir melekleri gibi çöktü üstüme, ne bileyim neden, 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 ne bileyim neden? Ya anne, ya kaderle olacak da şimdi deprem mi anlatılır ya? Bu ne ya? Ortaçağ Engizisyonu'nda sen şimdi savunma mı yapıyorsun? Ne? Biraz bilim bilim, biraz bilimin ışığı ya. Ay. Esenlerle Galileo konuşuyor. Bir müsaade edin, bilim anlatacak beyim. Ay, bilimini sevsinler. Ha. Vallahi alem adamsın Mesut. Durdu durdu patlattı, bilim diyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel gel. Anam. Gelin gelin. Bahadır abi. Yavrum merak etmiş, gel. Okuldan da duydu ya. Heh. Soruyor deprem nedir diye, onu açıklıyorduk. Açıklayacak ne var ya? Titanyum çubukları onlar. Al işte. Titanyum çubuklar mı? Oğlum şimdi bu dış güçlerin gizli uyduları var. Bu uyduların içerisinde titanyum çubuklarını saklamışlar böyle. Ucunda da bomba var. Bunları ben böyle çubuk dediğime bakma, bunlar böyle sandal küreği gibi. 810 metre uzunluğunda titanyum. Bunları oradan cu 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 bir atıyorlar. Bu yer küreye geliyor böyle 5-6 kilometre ileriye var, derine kadar iniyor. Orada bum patlıyor, işte deprem dedim bu. Peki amca, o çubuklar stratosferi nasıl geçiyor ki? Oğlum ne diyorum ya? Titanyum diyorum, strafor ne yapsın ona, onu deler geçer. Benim başka sorum yok amca sana. Çocuk aydınlandı. Ya 5 yaşında çocuk laf çakıyor bizimkine, bu anlamıyor hala. Nasıl? Ya. Şu ailenin bilimsizliği beni öldürecek artık ya. Size inat, ben bilime boğacağım çocuğu bak. Geliyor, geliyor. Bilim geliyor diyorum. Oğlum bak, ben sana anlatacağım. Deprem dediğin şey tamamen bilimsel bir şey. Bu yer kabuğu var ya, bu yer kabuğunun altında böyle levhalar var. Bunlar böyle sallanınca hareket ediyor. Ne oluyor? Bu bizim ayağımızda bastığımız yerde de sıkışmalar, gerilmeler oluyor. Neden? Fizik işte. Öyle şeyler oluyor yani. Ne diyordum ben ya? Sıkışmalar, gerilmeler oluyor. Bunun sonucunda da o levhalar hareket ediyor. Bir enerji ortaya çıkıyor. Bu enerjinin çıktığı hatlara biz fay diyoruz. Bu faylar da böyle birbirine sürtülüp kırılıyor. Kırılınca ne oluyor? Sallanıyoruz, deprem oluyor. Ha. O zaman şimdi insanlar binalarını o fayın üzerine yaptıkları için mi sallandılar? Tabii. E başka yer yok muymuş? Niye oraya yapmışlar? Yani varmış da oraya yapmışlar işte. E niye yasak gelmemiş oralara? Yani yasakmış tabii ama belediye izin vermiş demek ki müteahhite. Neden? Yani yapı denetim firması da müteahhite sıkıntı olmaz demiş herhalde. Neden? İnşaat mühendisi de yapı denetim firmasına sıkıntı olmaz demiş. Neden? Jeoloji mühendisi de inşaat mühendisine sıkıntı olmaz demiş. Neden? İskan müdürlüğü de jeoloji mühendisine sıkıntı olmaz demiş. Neden? Bakanlık da İskan müdürlüğüne sıkıntı olmaz demiş. Neden? Neyse ya, boş ver. Kader iyiydi. Kader, kader. Kader. Ya yaktınız ya, 5 yaşındaki çocuğun kafasını karıştırdınız yavrum. Eğer binan sağlamsa depremde hiçbir şey olmuyor. Hileyle, hurdayla yapıldıysa altında kalıyorsun. İşte bu kadar. Baba, peki bizim binamız sağlam mı? Sağlam sağlam, taş gibi. Aa, tabii tabii. Bu binayı yapan müteahhit ölüm döşeğindeyken tek bir cümle söylüyor. Bu binayı çok sağlam yaptım diyor, tak diye gidiyor. Bu bilimsel bir açıklama mı anne? Ölüm döşeğindeyken diyorum. Son nefesini verirken yavrum. Ya çocuğa bilim dışı şeyler enjekte etmeyin.
Sen korkma oğlum. Hiç merak etme, deden çok sağlam yaptı bu binayı. Vallahi yapıldığı gibi kalsaydı sağlamdı da. O ne demek şimdi? Ne bileyim, bizim birader alt katı dükkan yapacağım diye iki kolon kesmeseydi, biz de deprem bölgesindeyiz ama sağlam bir binamız var derdik. Nasıl ya? Mesut, kolon mu kestiniz siz buradan? Hayatım, şimdi kolonlu olunca ürün gözükmüyor. Yani dükkana bir vitrin lazım. Ürün gözükmezse nasıl satacaksın? Ayrıca biraderim, sen Almanya'da tutunsaydın, bir iş yapsaydın, buraya gelmeseydin, üst kata biz o çıkma katı atmayacaktık. Bu kolonlar da bize yetecek haliyle. Öyle mi? He. Aşk olsun Mesut abi. Kayınpederim o evi bana düğün hediyesi verdiydi. Şunu da aldın, ailemize soktun. Başı parası diye tutulmayaydı senin o cadar oğuz açgözlü anan vermezdi benim herif. Aşk olsun anne. Anam seni çok severdi. Ne kadar severdi, ne kadar severdi. Sizin düğünde takılan altınları saklayın diye bağ verdiydiniz de polise şikayet etti beni kır kız diye. Dur ana, dur ya. Vallahi konuyu dağıtmayalım. Mesut, siz şimdi hem kolon kestiniz hem de yukarıya kat mı çıktınız? Yok ha? Ya öyle kaçak filan değil o. İmar affı çıktı yenge. Hı. Gayet yasal. Hı. Amca, imar affı nedir? Şimdi yeğenim şöyle oldu. Şimdi senin deden bu binayı yaparken herkese bir kat düşünmüş. Ama senin bu baban alt katı illa dükkan yapacağım diye tutturup dükkan yapınca, biz de tabii gurbetten kesin dönüş yapınca, rahmetli deden de ne yapsın? Üst kata bir kat çakmış çaktırmadan. Neden çaktırmamış? Yasal değilmiş çünkü. Neden? Çünkü üç kat üzerine bir plan çalışması yapılmış, dördüncü kat için bir çalışma yapılmamış. Neden? Çalışma yapılırsa izin vermezler diye. Neden izin vermesinler ki? Çünkü üç kat ya, belki bina dördüncü katı taşımaz diye, anladın mı? Peki bizim bina dördüncü katı taşamıyorsa dedem niye o katı yapmış oraya? Biz nerede kalacaktık Bahadır? Ama şimdi amca depremde eğer bütün bina yıkılırsa hepimiz nerede kalacağız o zaman? Ya oğlum, deden parayı vermiş, devlet de affetmiş. Düşünme sen bunları. Allah. Peki devlet dedemi affedince bizim bina daha mı sağlam olmuş oldu? Yani oradan bakınca o şekil değil de tam olarak sağlam değil de. Ha şimdi biz hani deprem bölgesindeyiz ya amca. Bu deprem bölgesindeyken böyle kaçak katlı, kesik kolonlu bir binada oturmamız tehlikeli değil mi amca? Ya bu çocuk bugün ne kadar doğru sorular soruyor. Kalk hanım, taşınıyoruz. Ana, biz taşınıyoruz vallahi. Ay, kocam en doğru kararı verdi. Canımızı sokakta bulmadık. Biz de taşınıyoruz. Kalk Mesut. Nereye taşınıyoruz ya? Allah Allah. Bu zamanda taşınma kaç para sen biliyor musun? Allah Allah. Onların canı can da bizimki patlıcan mı Mesut? Aşk olsun yenge. Kendini bizle kıyaslaman oldu mu? Sus kız. May 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 may. Birader, bana bak. Biz gidiyoruz. Düşün, akabinde sen de taşın. Vallahi bu çocuk benim kafamı açtı. Biz gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ya bu binayı yıkalım. Ya. Yenisine sağlam bir bina yapalım. Ya, yürü kız. Vallahi inanılır gibi değil. Kız yürü! Haklısın, almayacaktım bu kızı. Dedik. Bayağı gittiler Mesut. Biz de taşınıyoruz bu kadar. Hadi, hadi. Ya nereye taşınıyoruz? Bizim evimiz gayet sağlam. Hem Allah'ın dediği oldu. Öyle mi Mesut Bey? Baba. Allah bize tehlikeli binalarda mı oturun diyor. Sus lan, terörist. Sabahtan beri durmadan dır 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 soru sordun ya. Babaannen haklı, kaderden kaçılmaz. Öyle mi? Deminden beri bilim anlatıyordun, bilimle ilgili konuşuyordun. Şimdi üç kuruş parayı gördün, hemen kaderci oldun değil mi? Yazıklar olsun Mesut. Beş yaşındaki çocuk kadar sorgulayamadık. Vallahi anne ya, ayıp bize be. Yok yok, gelin haklı Mesut ya. Biz bu binaya baktırak. 30 sene oldu yaptıralı ya. Kesinlikle doğru. Şimdi taşınalım bu binayı, yaptıralım ana. Geçici bir yerde kalalım, sonra döneriz geri. Bu kadar basit, hadi kalk. Neden? Çünkü bu bina sağlam değil. Neden? Çünkü kolonları kesmişsin, üstte de kaçak kat çıkmışsın. Neden?
kaplumbağa deden. Yürü. Hadi biz gidelim ana. Madem kalmak istiyor, kalsın burada ya. Ya tamam, bir dakika, bir dakika. Gidelim bir pansiyona yerleşelim. Yarın da kiralık ev bakalım. Baba, pansiyon sağlam mıdır? Senin bacağına. Bu sorgulayıcı gençliğini git dışarıda. Dışarıda ya. Hadi düş önüme çabuk. Çabuk düş önüme. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım uzamede sen de söyle.